İyi akşamlar. Spor Günlüğü'yle birlikteyiz. 2018-2019 sezonu start aldı. Sivas Spor'umuz sezona galibiyetle başladı. Bizleri mutlu etti. Tabii Ağustos ayında böyle sıcak bir havada, Sivas'ta serin bir ortamda oynanan karşılaşma stadyuma gelen taraftarları mutlu etmesini yetti tabii ki. Tamer Hoca ile birlikte ilk müsabakada galibiyette ayrılmış olduk. Bugün yeni sezonda ilk programımızda merhaba diyoruz. Sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Yine tabii formatımızı biliyorsunuz, Sivas Spor ana hatlarıyla devam edecek. Diğer takımlarımızdan da işte Sivas Belediyespor, Şarkışla Belediyespor, o takımlarımızdan da bilgiler aktarmaya çalışacağız. Tabii Sivas Spor'umuzda yeni transferler var. Bu müsabakada onların yansımalarını gördük. Tabii antrenman, hazırlık karşılaşmaları bir nebze fikir veriyor ama lig karşılaşmasında daha net fikir sahibi olabiliyoruz. Bu hafta oynanan karşılaşmaların tamamına yakın, bugün akşam oynanacak Kayseri-Antalya maçı hariç seyrettim. Tekrar özetlerine de baktık. Diğer takımlarla ilgili de sizlere bazı cümleler kurabileceğiz. Onu da söyleyelim. Sizlerin de yorumları olursa şayet veya talepleriniz, bunları işte sanal ortamda biliyorsunuz neler yapacağınızı yazdığınız zaman biz bunları burada cevaplamaya çalışacağız veya fikirleriniz varsa bu fikirlerinizi de buradan aktarmaya çalışacağız. Öncelikle tabii değerli ilimizin değerli yetiştirdiği çok önemli bir isim İsmet Yılmaz'ın biliyorsunuz annesi rahmetli oldu. Dün defnedildi. Kendisine buradan tabii Allah'tan rahmet diliyoruz. Yılmaz ailesine de başsağlığı dileklerimizle programımıza başlıyoruz öncelikle. Tabii Sivas Spor ve diğer ayrıntılara girmeden önce Kemal abiye hemen bir pas atmak istiyorum. Evet. Programımızın başında Mehmet Kemal abi seni dinliyorum. Özellikle yeni yayın dönemi içerisinde gerçekten de büyük bir heyecan var. Çünkü bu heyecanın kamuoyuna yansımasında elbette ki bizlerin rolü çok büyük. Tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla Sivas'ta olup biteni kamuoyuna aksettirmek için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi yeni yayın dönemi içerisinde tüm yeniliklerle SRT Spor Günlüğü olarak çalışmalar devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle de biraz önce söyledik, Milli Eğitim eski bakanımız, şu anda Milli Savunma Komisyon Başkanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın annesi Tunç Ana hakka yürüdü. Bu nedenle de merhumaya Allah'tan rahmet, kederi ailesi ve yakınlarına başsağlığı demekle başlayalım isterseniz. Konumuz, ana konu biliyorsunuz Sivas Spor üzerine kurulu ama ondan öncesinde de elbette ki Sivas'ımızda yapılan sportif amaçlı, kültür ve sanat amaçlı yapılan çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de Halk Oyunları Federasyonu'nun yapmış olduğu seçim sonrasında siz Halk Oyunları il temsilcisi oldunuz. Evet. Ben öncelikle sizi kutluyorum. Evet. Çünkü uzun zamandan beri Halk Oyunları'nın içerisindesiniz. Sivas'ın kültür ve sanatına hizmet veren ender insanlardan birisiniz. Ve sizin de bu temsilciye getirilmenizde gayret gösteren isim zikreden kişilere teşekkür etmek lazım. Gerçeklerde hani derler ya iş ehline vermek gerekiyor diye. Evet. Şu anda ben işin ehline verildiği yönündeyim. Bununla ilgili isterseniz biraz konuşalım. Halk Oyunları İl Temsilciliği görevi hayırlı olsun diyerek söze başlayalım. Buyurun. Evet, tabii Halk Oyunları demişken bir parantez açalım. Öncelikle tabii yeni bir federasyon yönetimi oluştu Suat Aksu başkanlığında. Suat Aksu ve ekibine de başarılar diliyorum. Abi bize de teveccüh gösterildi. Sivas'taki kulüpçü arkadaşlarımız ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüz tarafından ismimiz lanse edildi. Biz de tabii hizmetten kaçmadık, onu söyleyeyim. Yani bu mücadelenin içerisindeyiz. Her ne kadar sıkıntılar olsa da sıkıntıları çözmek anlamında bir mücadeleye giriştik. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Tabii sıcağı sıcağına hemen göreve başlar başlamaz da çok önemli bir antrenör semineri, intibak semineri bizi hemen yakaladı. Başladık göreve. Ertesi gün antrenör semineri 4 gün süren halen devam ediyor. Seminerimizi başlattık. Tabii Halk Eğitim Merkezi kanalıyla usta öğretici halk oyuncularımız var Sivas'ta bir aile fazla sayıda. Bunları işte antrenör boyutuna geçireceğiz. Karar onaylandı. Halk Oyunları Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda bir protokol imzaladı. Bu protokol sayesinde tüm usta öğreticiler antrenör olacak. Artık antrenörler okulları ve kulüpleri çalıştıracaklar. Usta öğretici olarak çalıştırma devri bitecek. Bu konuda tabii başta Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdüremiz Rukiye Hocama çok teşekkür ediyorum.
Onlarla da tabii görüştük, desteklerini aldık. Onlar da sağ olsunlar destekleri verdiler. Tabii halk eğitim cenahı çok çok önemli. Tabii Ruki Hocam'ın orada olması, bizim eski televizyonculuk anlamında mesai arkadaşımız olması ayrı bir tabii nokta ama Halk Eğitim Merkezi'nin başında olması da biz Halk Oyunları Camiası olarak bizleri sevindiriyor. Neden? Halk Oyunları ile ilgili yapılacak projelerde, yapacağımız çalışmalarda çok önemli rol oynayacak kendisi. Ben buradan kendisine de özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Tabii antrenör seminerimizin başlangıcında da bir görüntü vardı. İsterseniz bu konuya girmişken tamamen o görüntüleri de gösterelim. İzleyicilerimiz en azından görmüş olsunlar. İlk dersten işte Levent hocamızın dersinden işte bu arada uzun dönem bu işe hizmet eden arkadaşlarımız antrenör olarak bundan sonra devam edecekler. Ruki hocam ve Salim müdürümün da açıklamaları oldu. Kısa onları da sesli olarak alalım isterseniz arkadaşlar. Bu sadece Sivas için değil, 81 ilde alınan bir karar. Bugün itibariyle 81 ilde aynı anda eş zamanlı intibak kursları başladı. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın usta öğreticiliği, halk oyunları usta öğreticiliği yürürlükten kaldırıldı. Sizler artık ikinci kademe antrenör olarak görev yapacaksınız. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile birlikte, Ali Hocam'la birlikte özellikle sizlerle ilgili düşündüğümüz, tasarladığımız çok güzel projelerimiz var. Hem fahri olarak olsun hem de ileride kadro açıldığında direkt başvuruda bulunabiliyorsunuz. Biz de ikinci kademenin altındakiler antrenörlük yapamıyorlar. Bu bir nimet, bunu değerlendirmek lazım. Ve bu işte de ilgilenmek lazım. Gerçekten halk oyunları sürekli kan kaybediyor. Ben öyle görüyorum şahsen. İnşallah ben bu gençlerin birkaç kişi tanıyorum. Maşallah yani sizlerin varlığıyla bir işi geliştiririz diye düşünüyorum. İlk eğitim çalışmamız ikinci kademe antrenör intibak kursuyla oldu. Bugün işte Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezimizde 4 gün sürecek bu eğitimin başlangıcını yaptık. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada tabii Ruki Etoy müdüremize ve Salim Gözce'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için tabii halk oyunu ile ilgili önemli projeleri de ilerleyen haftalarda şehrimizde buluşturacağız diye düşünüyorum. Öncelikle eğitim çalışmalarını bu Ağustos ve Eylül aylarında tamamladıktan sonra diğer projeleri yelken açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Halk oyunları tabii bizim özümüz, onu söyleyeyim. Yani futboldur, işte güreştir, atletizmdir. Halk oyunları da bunlar Sivas'ta öncelikli spor dalları, onu söyleyeyim. Diğer spor dalları da tabii önemli ama bunlar tabii tüm çok fazla kesime hitap eden, çok fazla kesimin ilgisini çeken alanlar olduğu için bu alanlarda da çalışma yapmak önemli. Ben de bu çalışma yapacağımdan dolayı da çok gururluyum, onurluyum, onu da söyleyeyim. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Hemen Sivas Spor'la başlayalım. Sivas Spor'da Kemal abi 7 transfer gerçekleşti. Bir tanesi tabii Ribelka, geçtiğimiz sezon Sivas Spor'daydı. Gitti, geri geldi. Yani kiralıktı. Tamamen ilişiyle birlikte alındı. Onunla birlikte evet, Uğur Çiftçi, Ribelka ilk 11'de oynayan bu hafta oyuncular, bir oyuncumuz daha vardı. Erdoğan Yeşilyurt var. Evet, Erdoğan Yeşilyurt var. Tabii Douglas bir de bu ilk 11'de yer aldı. Diğer oyuncular yedekler arasında yer aldı. İşte Erdoğan Yeşilyurt, İlker Sayan, Aydın Karabulut, David Biras, bunlar da yedekler arasında yer aldı. David Biras tabii son transferde, son iki antrenmana katıldığı için hoca onu rikse etmedi. Çünkü yeni takımı tanımıyor. Diğer oyuncular yaklaşık 35 gündür birlikte çalışıyor. Onun için Uğur Çiftçi orada stoper olarak oynadı. Sol kanatta gördüğümüz Uğur Çiftçi. Tabii onun stoper oynaması da Sivas Spor'a bence önemli artılar kazandırdı maç içerisinde. Maçı şöyle tekrar bir analiz edip izlediğinizde Uğur Çiftçi'nin çok önemli katkılar yaptığını, topa oyuna sokma anlamında söylüyorum. Ve koşu mesafeleri anlamında da önemli koşu mesafesi kat ettiğini görebilirsiniz Uğur Çiftçi'nin. Onun için bunlar hepsinin detayları anlatacağız biraz sonra gördüğümüz kadarıyla. Transferler böyle ama bu transferlerle bitti mi? Bitmedi. Sivas Spor'da transfer devam ediyor. Yani en az bir oyuncu, belki iki oyuncu daha transfer edilecek. Tabii öncelikle sağ öne kesinlikle transfer yapılacak. Tamer Hoca da bunu söylüyor, yönetim de söylüyor. Ama transfer yapılsın yapılmasın bizim iyi bir takımımız var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani takımımızın birinci oyuncusundan 25. oyuncusuna kadar hepsi kaliteli oyuncular.
Teknik ekibimiz iyi, kendisiyle barışık, mutlu bir teknik ekip var. Öncelikle Tamer Hoca ve ekibini de kutlamak lazım. Yani burada tabii 4 Eylül Stadyumu'nda çok müsabakalar oynayacağız. Sezonun bir müsabaka oynadık. Yeneceğiz, yenileceğiz, berabere kalacağız ama zevk alacağımız bir Sivasspor izleyeceğiz diye sizlere söyleyebilirim ben buradan. Tabii futbolda her zaman kazanacaksın diye bir kaide de yok. Dün Göztepe maçını seyrediyorum. Göztepe 3-1 mağlup oldu ama tribünler maç sonunda tüm takımını destekledi, alkışladı. Herhangi bir taşkınlık olmadı. Bunlar güzel şeyler Türk futbol adına. Tabii bir de ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı bir sürecimiz var. İnşallah bu süreçlerinde hep birlikte milletimizin gücüyle çıkacağız. Bu süreçte de kulüplerin işi de zor tabii, onu da söyleyelim. Kulüplerde bu anlamda yabancı oyuncu sayısı fazla, yabancı para birimler üzerinden ödenen paralar. Onun için bu toleransı da kulüplerimize tanımalıyız. Başta Sivasspor'umuz olmak üzere. Çünkü bizim yönetimimiz gerçekten çok olağanüstü işler yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Onlara da teşekkür ediyorum sezon başında. Her ne kadar oyuncu alsalar da almasa da çok önemli değil. Onu da belirteyim. Sen neler söyleyeceksin Kemal abi? Ben özellikle bu transferlerle ilgili siz söylediniz. Şimdi şu var. Sezonun ilk karşılaşmasını oynadık biz. Evet. Bu karşılaşmada sadece Sivasspor açısından cephesinden bakmamak lazım olaya. Tüm takımlar açısından cepheden bakmak lazım. Hiçbir takım bu lige hazır değil. Çünkü sezonun ilk müsabakası. Bu müsabakanın değerlendirmesine baktığınız zaman çok başarılı olup da hata yapabilecek futbolcular da görebileceksiniz. Çok kötü gördüğünüz ve çok başarılı olan futbolcular da görebileceksiniz. Şimdi siz biraz önce söylediniz ki Göztepe kendi sahasında yenilmesine rağmen evet. 90 dakika sonrasında taraftar takımı çağırdı, alkışladı. Evet. Hatırlıyor musunuz? İlk daha golden öncesinde işte 80. dakikaya geldiğimiz zaman Tolga Han'ın oyuna topu vermesiyle birlikte veya biraz daha pasif kalmasıyla birlikte özellikle kale arkası türbinlerinden humurdanmalar meydana gelmeye evet. başlandı. Serzenişler meydana gelmeye. Şimdi biz ne yapıyoruz merak ediyorum ben. Evet. Sezonun ilk müsabakası. Takım berabere oynuyor. İşte mağlubiyet durumunda da değil. Çok kötü futbol da sergilemiyor ama biz kendi sporcumuzu motivasyonunu bozmak için çaba sarf ediyoruz. Evet. Ya bundan vazgeçmemiz lazım. Bunlar zarar getirir. Lazım. Yani evet. takım açısından baktığınız zaman takıma zarar getirir. Evet. Yani bu taraftarlarımız ne istiyor? Yani çözemediğim taraf şu. Evet. Şunu istiyorlar. Müsabaka başlasın. İlk dakikada Sivasspor ilk 3 dakikada 3 tane gol atsın. Evet. Biz ondan sonra çekirdeğimizi yiyelim, hiçbir şeye bakmayalım. Evet. Yani böyle bir takım ya, şekli yok arkadaşlar. Bunu çok enteresan atalım. Bir şeydir. Oyuncularımız hata yapabilir veya antrenörün oyuncu tercihini beğenmeyebilirsiniz. Yani işte atıyorum kalede Tolga Han oynar, Ali Şaşal oynar, Roşet oynar. Siz birini istersiniz, hoca öbürünü. Onlar üçü de bizim takımımızın oyuncusu. Yani orada bir kaleci antrenörü var, Özden Hoca. Yani Türkiye liglerinde önemli, kalecilikle önemli işler yapmış bir isim. Ya bunlarla çalışan kaleci antrenörü var, orada bir teknik ekip var. Yani orada hiç kimse çok iyi oyuncusunu durdurup ikinci plandaki oyuncusunu oynatmaz. Ya bir yani o performansa yani, göre tercih yapılıyor. Onlarla çalışan onlar. Yani biz dışarıdan işte maçlara bakarak analiz yapıyoruz. Lütfen yapmayalım. Hata yapabilir mi teknik adam? Onlar Tolga Han Acar yeni kaleci değil. Evet. 3 sezondan beri Sivasspor'un kalesini evet. emin yerlere verdiğimiz bir kaleci. Bu Tolga Han'la biz Süper Lig'e çıkmadık mı? Süper Lig'de çok başarılı müsabakalar evet, oynamadık mı? Evet. Yani Roşet kötü olduğu zaman kaleye kim emanet ettik biz? Tolga Han'a emanet evet. ettik. Tolga Han sakatlandı, Ali Şaşal'a emanet ettik. Bu bir devirdir ama ben şunu kabullenemiyorum. 90 dakika bitmeden futbolcularla ilgili özellikle stadyumun o köşesinden bir ses geliyor. Yani bu tür evet. olaylar takımın başarısını engelleyen olaylardır. Evet. Bunlardan kaçınalım ya. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz. Takım yenilebilir de. Evet. Onu da söylüyorum. Yani sezonun ilk karşılaşması. Yani ilk karşılaşmasında yenildik diye biz küme mi düşmüş olacağız? Bu nedenle biraz daha taraftarlarımızın konsantre olmaları, oyunu iyi okumaları, futbolcular hata yaptığı zaman destek alkışlarla desteklemeler veya tezahüratta bulunmaları bence o futbolcunun o oyundaki motivasyonunu artıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben inanıyorum önümüzdeki haftalar içerisinde bu ortadan kalkar, bertaraf olur da mı? Bu müsabakaya gelmeden önce özellikle bir fotoğraf ve düşündürdükleri var Sayın Yavuz. Ben onun üzerinde durmak istiyorum. Eğer arkadaşlar Sayın Valimizin fotoğrafını verebilirlerse şu fotoğraf, gördüğünüz bu fotoğraf çok şey anlatıyor.
Evet. Şimdi bakın. Yıllardan beri Sivasspor diyoruz. Sivas'ın marka değeri tek takımı Sivasspor diyoruz. Evet. Kültür elçimiz, sanayi elçimiz, işte yatırımların kaynaklanmasındaki en büyük hedeflerden birisi diye tabir ettiğimiz Sivasspor'umuz var. Doğru mu? Evet. Peki bu Sivasspor'un etrafında kenetlenmek yerine hala ve hala başka takımların etrafında buluşmanın anlamı nedir bilemiyorum. Bu bir. Evet. İkincisi, resimde gördüğümüz Sivas'ın sayın valisi Davut Gül, eşi ve kızı Elif. Gülfem Hanım ve kızı Elif, Gülden Hanım. Şimdi günlerden pazar ve Sivasspor günü. Küçüğünden büyüğüne Sivasspor forması giyip gelen ve takımı desteklemek amacıyla tribünde kendine ayrılan protokolde oki yerlerine oturan bir aile. Evet. Sayın valimizi kendimizden bir parça gördüğümüz için evet, öyle söylüyoruz. Bu fotoğrafa baktığımız zaman içim acıyor. Nedenini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Sivas'ta oturup Sivaslıyım diyen, Sivas'ta çalışma yapan STK'larımız başta olmak üzere daire müdürlerimiz veya onların temsilcileri, sizin hiçbir Sivasspor formanız veya şomanınız yok. Veya Sivasspor bayrağımız veya filamanız da mı yok? Bakalım maça geliyorlar mı? Hayır, o ayrı bir olay. Onu da tartışırız. Lafa geldiğiniz zaman sanal alemde klavye kahramanlığı yapanlar. Evet. Siz nerelerdesiniz? Şehrin valisi, ailesi, eşi ve çocuğuyla birlikte size örnek teşkil edecek bir görüntüyle stadyuma geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz tribünü dahi doldurmaktan kaçıyorsunuz. Size ayrılan, size kontenjan olarak yere dahi oturmaktan kaçınıyorsunuz, imtina ediyorsunuz, maça gelmiyorsunuz. Ben özellikle de bu fotoğraf için, çünkü hani gazetecilikte konuşan fotoğraf var diye bir şey vardır. Evet. İşte bu konuşan fotoğraftır. Bu fotoğrafla ilgili ne kadar konuşursanız konuşun, kelimeler kifayetsiz kalır. Ama bu fotoğraf her şeyi anlatır. Belge ise belgedir. İbret evet, verecek tabloysa tablodur. Bu evet, tablodan inşallah ders alacaklar, alırlar. Şimdi Sivas'ın ekmeğini yiyip, Sivas'ın suyunu içip, Sivas'tan kazanan insanlar Sivasspor'un formasının etrafında veya renkleri etrafında buluşmuyor da bir başka takım etrafında buluşuyorsa, ya kusura bakmasınlar da, yeri geldiği zaman da Sivasspor demesinler. Ben istemiyorum sözde Sivasspor'lu olmayı evet, kimse insanların. Ya kombineye bakıyorsunuz, çok enteresan bir şeydir, işler acısıdır. Sayın Vali 300'e yakın kombine alıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna 58 kombine alıyor. Bazı siyasi partiler işte 58'e alıyor. 58'e tane. STK'ların bazı bölümleri alıyor. Arkadaş, anlamadığım taraf şu. Sivasspor hangi ligde oynuyor? Ya vatandaş merak ediyorum ya. Evet. Sivasspor hangi ligde oynuyor ya? Türkiye Süper Ligi'nde oynuyor Kemal abi. Yani halen biz bunun farkında değiliz. Biz şunu söyleyeceğim. İlimizde oynadıkları için söylüyorum. Hatay Spor Ağrı Spor karşılaşması vardı değil mi burada? 4 El Stadyumu'nda oynandı bu karşılaşma. Hopa. Hopa işte evet. Hatay Hopa karşılaşması. Hopa Ağrı. Hopa Ağrı karşılaşmasında 9000 tane Hopa taraftarı, 2000 tane Ağrı taraftarı vardı. Evet, 3. lige çıkma 3. lige karşılaşması düşünebiliyor musunuz? Ve hepsinin üzerinde de Hopa Spor ve Ağrı Spor formaları vardı. Doğru mu? Evet. Rengarenk bir görüntüydü 4 El Stadyumu. Şimdi ne oldu? Alt liglerde bizim de vardı Kemal abi. Hayır, anlayamadığım taraf düşüyor. Biz büyüdükçe kaybeden takım görüntüsüne geldik. Baktığınız zaman şu anda kombine sayısına baktığınız zaman beklenenin altındayız. Posu Lig'e baktığınız zaman Posu Lig sayısı 50 bin ulaşmış ama stadyuma yansıması 10 bin. Yani 40 bin tane Posu Lig alan insan nerede? Evet, 10 bin. Onu bir tarafa bırak. Sezonun ilk karşılaşması ve pazar günü ve her şey müsait. Biraz önce siz de bahsettiniz. Serin bir havada oynanan müsabaka. Evet, akşam. Bahane yok. Bahane yok. Esnaf bahane de pazar. Ya pazar şey yapamaz. Ve gelen taraftar sayısına bakıyorsunuz. Beklentinin altında. Hadi geldiniz. Takıma destek verin. O yok. Sivasspor formasıyla, kaç golüyle, eşofmanıyla, neyle derseniz işte Sivasspor'u andıran bir şeyle gelin, stadyuma gelin. Koltuklar bomboş. Ben kısa ve öz şunu söylemek istiyorum. Bu konu hakkında çok konuşulur. Çok da içimiz acısını taşıyordur ama Sayın Valime özellikle hasreten teşekkür ediyorum Sivas ve Sivasspor adına.
Gerçekten de geldiği günden beri yaptığı çalışmalara örnek teşkil ediyordu. Şu andaki yapmış olduğu hareketle de örneklerin en güzelini verdi bize. Çünkü biz bundan ders almak zorundayız. Bu fotoğraftan ders almak zorundayız. Biz Sivas İstek, Sivas Spor'un forması etrafında buluşuyorsak, Sivas Spor'un başarısıyla yüzümüz gülüyor ise, mağlubiyetiyle üzülüyor isek, bu memleketin ekmeğini yiyip suyunu içiyorsak, hiç kimse kusura bakmasın, Sivas Spor'dan başka takım tutmak gibi bir lüksümüz yoktur. Sivas Spor'u tutacağız, bir de Sivas Spor'un formasını, eşofmanını, şortu, neyse kaş gönlü bayrağını, flamasını taşımaktan da utanmayacağız, imtina etmeyeceğiz. Bugün transferlerden bahsediyoruz. Evet. 7 tane transfer atı verildi. Şimdi bugün özellikle son günlerde Türkiye'ye karşı oynanan oyunlar var. Ekonomik oyunlar var. Dolar aldı başını gidiyor. Ki Merkez Bankası'nın ve Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ekonomiyle ilgili yaptırımları şu anda devam ediyor. Şimdi transfer euro bazında yapılıyor veya dolar bazında yapılıyor değil mi? Evet. 2000 euroya aldığınız ve o anki parayla 5 trilyon verdiğiniz, yani şu andaki şeyle 5 milyon lira verdiğiniz futbolcu şu anda 8 milyon lira. 1 milyon euro diyelim. Evet. 8 milyonla denk geliyor. 8... Yani 3000 lira Türk parasıyla arttı, otomatikman arttı. Şimdi bunun takıma girdisi nedir? Çok zorluyor. Şu anda belki Sivasspor Süper Lig'in içerisindeki takımlar arasında çok kötü bir durumda değil. Borcu olmayan takımlar arasında. Geçen yıl Sivasspor ne yapmıştı? 50 puan bariyeri koymuştu. O zaman bu sezon Sivasspor 58-59 puan alması lazım ki şu anki sıkıntıyı bertaraf edebilsin. Yani işte sıkıntıyı bertaraf etmek çok için önemli. Takımdan, yönetiminden, Sayın Başkan'dan beklemek yerine bizim de taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Taşın altına elimizi koymak için nedir? Formasını almamız lazım, destek olmamız lazım. Evet, tescilli ürünlerini almamız tabii lazım. Tabii türbüne gelmemiz lazım. Stadyuma gelip türbünde takıma destek vermemiz lazım. Bu böyle olur. Yoksa yani sözde Sivasspor'luyum, sanalda sanal kahramanıyım, her şeyi yazıp çiziyorum. Ama gerçek aleme geldiğin zaman göremiyorsunuz. Böyle bir lükse yok, sahip değiliz biz. Evet. Çünkü Sivasspor'un, açıkçası şunu söylüyorum ki, Sivas'ın Sivasspor'dan başka bir lüksü var mı? Söyleyebilir misiniz bana? Yani olsa da en önemli ayrıcalık Sivasspor. Ya yatırımcılar dahi gelirken şunu söylüyor. Süper Lig'de takımınız var mı? Evet. İstersen maç öncesine gidelim, bir soluklanalım Kemal abi. Evet. Bu karşılaşma tabii 2018-2019 sezonunun iç sahada ilk karşılaşmasıydı. Bildiğiniz gibi geçen sezon 2017-2018 sezonunun iç sahada son karşılaşmasını yine Aytemiz Alanyaspor'la yapmıştık. 1-1 bitmişti. Alanyaspor 1 puanla ligde kalmayı garantilemişti o müsabakada. Alanya'yla bitirdik iç sahada. Alanya'yla başladık. Mesut Hoca aynı şekilde Alanya'nın başındaydı. Alanya Spor takım kadrosu hemen hemen iskelet kadro aynı. Sivas Spor da aynı şekilde iskelet kadro aynı. Sadece Sivas Spor'da Samet Hoca'nın yerine Tamer Hoca kenarda idi. Değişen tek şey buydu. Tabii müsabakada 1-0 bitti. Müsabakada önemli pozisyonlar var. Verdiğimiz ve atamadığımız. Bunları biraz sonra değerlendireceğiz. Ama kazanmak ve gol yemeden kazanmak çok önemliydi. Sivas Spor bunu başardı. Maç öncesinde de tabii böyle umutlu bir çizelge oluştu yorumlarda. İsterseniz maç öncesi bakalım misafirlerimiz neler söylemişler maçla ilgili, izleyelim. 2018-2019 sezonunun ilk haftası. Bu sezon ilk haftayı içeride tabii ki başlıyoruz. Geçtiğimiz sezon dışarıda başlamıştık. Bu sezon içeride başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Geçtiğimiz sezonun iç sahada son karşılaşması olan rakip Alanyaspor'la başlıyoruz. Alanyaspor'la sezonu kapattık. Alanyaspor'la, Aytemiz Alanyaspor'la tekrar sezona 2018-2019 sezonuna merhaba diyoruz. Ne dedin? Evet. Sen İnce, sen konuş. Hangi takım istiyorsun? Sivas Spor'a Puyatadar bu takım istiyorum. Evet. Forman çok güzel olmuş. Kaşkol'da aynı şekilde. Forman çok güzel. Evet, bugünkü maç kombinle ilgili. Kombinelerimizi aldık. Kızımızla beraber, eşimizle beraber inşallah sezonun sonuna kadar Sivas Spor'u destekleyeceğiz. Burada Sivas Spor'un güzel tarafı şu, Sivas'ın güzel tarafı şu. Ailecek maç izlenebilecek bir ortamın olması. Bizim bu sene inşallah 20 bin hedefini yakalamamız lazım.
Eskiden bu bir tercihti, şimdi zorunluluk. Şundan dolayı döviz fiyatları çok yükseldi. Yabancı futbolculara borçlarımız var. Bizim takımımızı bu sene desteklememiz lazım. Tamam. Desteklememiz lazım. Şöyle evet, duralım evet. Yok. Şöyle gel babasının kucağına gel. Gel. Sor. Babaya sor. Dolayısıyla bu sene bizim takımı daha çok desteklememiz lazım. Baba burada nerede tadım istiyorsun? Biz hep Sivasspor'u tutuyoruz. Sonsuza kadar Sivasspor'u tutacağız. Dolayısıyla da seyircilerden, Sivaslılardan da isteğimiz lisanslı ürün mutlaka almamız lazım. Türkiye'nin en ucuz kombine, en ucuz biletlerine sahip. Yani 75 liraya efendim söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde kombini alamazsınız. Hiçbir mazereti yok. Parayı verip alıp takımı desteklemek lazım. Başka türlü takımın bunu çevirmesi de zor olur. Hem manevi anlamda yanında olacağız hem de maddi anlamda yanında olacağız. İnşallah bugün de güzel bir sonuçla devam edeceğiz. Benim seninle neden hiç konuşmuyorsun? Seninkine de konuştum. Ne diyecektin? Sivasspor. Ne diyecektin? Ne diyecektim? Söyle. Nasıl tezahürat yapıyordun? Nasıl? Ama evdeki gibi. Hadi abilerin başka işi var. Biz gidelim. Başarılar dileyelim mi? Sivasspor çok yaşa. Evet. Hadi bakalım. En büyük Sivasspor or en büyük tatil. Teşekkür ediyoruz Sayın Bahan. Evet Sayın Vekilimi alıyoruz. Tabii geçtiğimiz sezon bıraktığımızda Sayın Vekilimiz dileklerimizi de göndermiştik. İnşallah gelecekte vekil olarak birlikte oluruz demiştik. Temennilerimiz bu yöndeydi. Kendisi bu başarıyı sağladı. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum. Ben tabii yüz yüze tebrik etmediğim için burada tebrik edeyim. Tabii Sivaslıların ondan beklentisi çok fazla, onu da söyleyeyim. Allah kolaylık versin diyorum. Ve Sivasspor Alanya'yla bitirdik. Alanya'yla başlıyoruz. Evet, 2018-2019 sezonun ilk maçı olacak. Dün de kulübümüzü ziyaret ettik. Evet. Orada da başkanımızla, yöneticilerimizle görüştük. Bolu kampında da takımımızı evet. ziyaret edip orada futbolcularımızla görüşüp teknik heyetimizle görüşmüştük. Yani evet, bıraktığınızdan itibaren Sivasspor'a olan ilgimiz, alakamız evet. hiç bitmedi, bitmeyecek, evet. devam ediyor. Değişmeyen tek şey o. Evet. Belki bir önceki dönem kadın kollar başkanıydık, şimdi milletvekiliyiz ama değişmeyen tek şey Sivasspor evet. sevgimiz, aşkımız. Sizin güzelliğiniz de orada işte. Çok isterim. Teşekkür ediyorum. Evet. Başta Sivasspor'umuz olmak üzere tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Centilmence güzel bir sezon olur. Tabii ki bizim Sivasspor olarak hedeflerimiz var. Biz Sivas her zaman her alanda şampiyonluğu, birinciliği hedefler. Evet. Bizim hedefimiz de o. Ama güzel bir yerde inşallah ligi bitireceğiz. Bizler de mümkün olduğunca gerek deplasmanda gerek iç sahada takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Evet, biz de sizi görmeye devam edeceğiz. Sağ olun. Tabii ilçeler, köyler her tarafı geziyorsunuz. Ben sizin sanal ortamı takip ederken yoruluyorum adeta. Allah kolaylık versin size. Aşk ile çalışan evet. yorulmaz diyor liderimiz. Biz de bu memlekete aşığız. Aşkla çalışıyoruz. İnşallah yorulmayacağız. Ben çok teşekkür ediyorum düşünceleriniz i̇nşallah, için. İnşallah, inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok tüm izleyicilerimize ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Sağ olun, sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tüm eksiklikleri gidermeye çalışıyor. Yoğun bir mesai harcıyorlar. Öncelikle kendilerine, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Stadın hazır hale gelip müsabaka oynanması için bir engel bırakmadıkları için. Tabii engel kalmıyor ama bayağı yoruyor. Evet. Çünkü devasa bir tesis, birçok eksiği var. Hem projeden kaynaklanan veya işte kullanım noktasında ortaya çıkan, kullandıkça ortaya çıkan aksaklıklar ama inşallah çözüyoruz. Şu an çok iddialı bir şey söyleyeyim. Sivas'ın Türkiye'nin en güzel zeminlerden bir tanesinde bugün müsabaka oynanacak. Biliyorsunuz bu iklim koşulları nedeniyle birçok statlarda zeminler çok kötü. Her türlü sakatlığa açık ama bizimki gayet güzel. İşte bizim de diğer yapısal sıkıntılarımız var ama inşallah zaman içerisinde bunları çözeceğiz. Yeni bir sezon, bugün ilk maç, inşallah güzel bir başlangıç yaparız diyoruz. Ve güzel bir sezon geçiririz diye ümit ediyorum. Takımımız fena değil. Tabii görmedik de, bir hazırlık maçında gördük ama o benim için ölçü değil. İnşallah bugün güzel bir oyunla sezona başlangıç yaparız. Güzel bir sezon geçirmek dileğiyle diyeyim ben. Sakatlık, evet, kazalar böyle olmadan. İlk 11'de 2 oyuncu var. 4 oyuncu da yedekler arasında. Tabii. O zaman gayet güzel olacak inşallah. Evet, evet. Görme şansını bulacağız. Evet.
İnşallah hayırlısı olur. Evet. Allah utandırmasın diyorum. Allah kaza bela vermesin diyorum. Tabii bizim Sivas olarak artık Süper Lig'in gedikli illerinden biri olduk. Bizim bu stadı doldurmamız lazım diye düşünüyorum ben. Yine 10 bin civarında bir bilet seyirci var şu anki rakamlar öyle. Ama bunun geçen sene ortalama 8 bin oynadık. Bu sene en az 12 bin oynamamız gerekir diye düşünüyorum. Ya ve Türkiye'nin en ucuz stadyumu. İşin garip tarafı. Yani insanlar 5 liraya maç seyredebiliyor. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı seyredecekler. Bunun kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tabii sezonun ilk maçı, her şeyden önce bütün kulüplerimize kazasız belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. İlk de maçımızda Sivas deplasmanındayız. Sayın Başkanımız Mecnun Otyapmaz'la beraberiz. Akşamla beraberdik. Günde bizi misafir ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dostluklar her şeyin önündedir. Mücadele yeşil sahada başlar, orada biter. Onun dışında dostluklar zaten hep devam etmeli. Hayırlısı diyelim. Tabii zor bir deplasman. Sezonun ilk maçı. Hayırlısı neyse o olsun. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Emrah Baba gündemi devam ediyor. Şu anda devam edebilir. Şu anda net bir şey yok Emre ile alakalı. Geçen sezonun son maçıydı Alanyaspor maçı. Bu evet. Sezonda ilk maçı. Evet. Geçen sezon son hafta biraz stresli gelmişti. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi tabii yani son maçlardı. Bizim de biraz kritik durumumuz vardı. Ondan dolayı tabii ki stres var. Ya maçlarda stres hep var maalesef. Yani normal seviyede de olsan var. Zorda olsan da var. Yukarıda olsan da bu maçların stresi hep vardır. Yani normal. Olmaya da devam edecek. Olmaya da devam edecek. Evet. Ben de başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Sizin de söylediğiniz gibi geçen sene bu stattaki son maçtı. Yine bu stattaki ilk maç. Geçen seneye göre biraz daha stresimiz karşılıklı olarak daha az olduğunu düşünüyorum. İkimiz de aslında takımımızı resmi bir karşılaşmada ilk defa izleyeceğiz takımlarımızı. Ben de merak ediyorum. Nasıl bir oyun oynayacağız, ne yapacağız? Alanyaspor da bu sene güçlü takviyeler yaptı. Ama başkanımın da dediği gibi futbol sahada oynanır. Dostluk baki kalır. Biz Alanyaspor'la eskiden beri gelen bir dostluğumuz söz konusu. İnşallah bu böyle devam edecek. Yeni sezonunda hem Türk futboluna hem Alanyaspor ve Sivasspor'a hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Fair play çerçevesinde sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, karşılaşma öncesinde tabii görüşler böyleydi. İki kulüp başkanı da birlikte stadyuma girdiler. Hasan Çavuşoğlu tabii Alanya, Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı. Daha önceki yıllarda da tabii uzun süre emek verdi Alanyaspor'a. Mecnun Başkan'la birlikte geldiler. Tabii kulüplerin dostluk havasında yöneticilerin ve taraftarların olması çok çok önemli. Bugün taraftar sitelerinden tabii dün İzmir'de oynanan karşılaşmada Malatya Spor taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması ile ilgili mesajlar yayınlanması da hoştu Sivas Spor taraftarları tarafından. Geçmiş olsun mesajları. Biz de burada Malatya Spor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah diğer hastanede olan tedavi gören Malatya Spor taraftarları da kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Tekrar geçmiş olsun diyelim bu arada. Evet, karşılaşmaya gelecek olursak Kemal abi, karşılaşmada tabii Sivas Spor kalede Tolgahan Acar'la başladı. Defans hattımızda Douglas, defansımızın sağında yeni transferimiz ilk kez forma giydi. Solda Ziya oynadı kaptan. Defansın ortasında Uğur'la Medyani'nin yer aldı. Biyaşmir uzun sürenin ardından sonra kadroda yer alamadı. Orta alanda Ribelka önlü beraberinde Hakan'la birlikte. Mert Hakan sağ tarafa yakın oynadı. Robinho, playmaker dediğimiz serbest anlamda yani santfor arkası oynadı. Solda Emre Kılınç. Sağda Mert Hakan, Robinho ve Kone de ileri uçta yer aldı. İdeal bir kadro. Tabii bu kadroda çok değişiklik olur mu? Bir iki tane değişiklik olabilir. Tabii yeni stoperi oynattığı zaman Uğur'u mu kesecek, Medyani'ni mi kesecek? Tamer Hoca onu da hep birlikte görmüş olacağız. Tabii karşılaşmaya baktığımızda maç sonrasında Tamer Hoca'nın açıklamaları da önemliydi. 58 dakika topun oyunda kalması süresi var ki bu süre gerçekten yüksek bir süre. Yani maç 90 dakika ama topun oyunda kalma süresi geçtiğimiz sezonlarda genelde 52 dakikayı geçmiyordu. 51-52 dakikalarda kalıyordu baktığımızda. 58 dakika olması demek Sivasspor'un ve Alanyaspor'un diğer ligdeki diğer takımlar oranla lige daha hazır olduklarının göstergesi
olarak görüyorum. Yani her ne kadar Alanyaspor kalecisi ve bazı oyuncuları oyunu durdurmak için yoğun çaba sarf etse de 58 dakika. Eğer o oyuncular o süreyi çalmaya kalkmasa belki 60 dakika top Avrupa oyunda kalmış olacak. Evet yani. Çok önemli bir süreç. Bu da her iki takımın da kondisyon olarak, sistem olarak lige hazır olduklarının göstergesi. Tabii Alanyaspor takımı buradan mağlubiyetle ayrıldı ama iyi bir takım göstergesi çizdi, onu söyleyeyim. Yani Alanyaspor takımı da böyle kolay yenilecek bir takım değil, diğer rakipler adına da söyleyeyim. Müsabakada tabii biz karşılaşmaya hızlı başladık normalde. 8. dakikada bir pozisyon vardı ki yani bu pozisyonda çok iyi vuruş olmadı. Zayıf kaldı. Kalecide kaldı bu pozisyon. 13. dakikada Emre Kılınç'ın pozisyonu var. Kalecinin üzerinden aşırdığı pozisyon. Hatırlayacak olursak Kemal abi. Son anda defans araya girdi. Belki biraz daha darbeli dokunmuş olsa Emre top filelerle buluşabilirdi. 15. dakikada Douglas Robinho paslaşmasında hatırlarsanız Douglas sol ayağıyla topa bir vuruş yaptı. Tabii vuruş istenilen ölçüde olmadığı için pozisyon olmadı. 18. dakikada önemli bir pozisyon. Robinho ile başladı atak. Emre'nin pasında yani Emre'nin pas şut karışımı vuruşunda top az farkla dışarı gitti. Kone'ye yetişemedi top. Hatırlarsanız yani pozisyonları hatırlayın diye söylüyorum notlarımda. 28. dakikada Kone biliyorsunuz defansın arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ama kaleci Haydar iyi kapattı köşeyi. Kone'nin vuruşunda gol izni vermedi Kone'ye bu karşılaşmada. 32. dakikada Mert Hakan biliyorsunuz sakatlandı. Daha önce sakatlandı. 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlker girdi. 41. dakikada Alanya takımının en tehlikeli atağı gelişti. Bu pozisyonda Dejalma bir pozisyonda tabii soldan cezalığına girdi ama vuruşunda top çapraz şekilde dışarı gitti hatırlarsanız. İlker de böyle pozisyonlarla müsabaka tamamlandı. Ama her iki takım da oyun alanını daraltarak mesafe zaten süre o yüzden fazla oldu. Arka tarafa çok sarkmadan oynamaya çalıştılar. Bu da tabii futbol adına güzel görüntüler ortaya çıkardı. Tabii Sivasspor'da özellikle top yerden oynandığı an önemli işler yapan önemli futbolcular var. Bu da artı olarak dönüştü. Bu arada tabii İlker Sayan'la ilgili de bir parantez açayım istersen Kemal abi. 32 dakikada oyuna girdi. Tabii İlker Sayan Tamer Hoca'nın iyi tanıdığı bir oyunculardan biri. Çanakkale Dardanel'de kendi oyuncusu. İlker Sayan girdi oyuna heyecanla tabii. İstenilen performansı gösteremedi belki ama Sivasspor'un ilerideki boyutta faydalanacağı önemli oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani İlker Sayan nereden geldi? Neden bu müsabakada şans verildi diye düşünenler olabilir. Onlara isterseniz... Zaten Süper Lig tecrübesi de var. Var. Evet. Kayseri Erciyes'te oynadı. Daha öncesinde 50'nin üzerinde milli forma giydi bu İlker Sayan. Onu söyleyeyim. Yani yanlış bilmiyorsam bilgilerde 55 maç milli takımın çeşitli kategorilerinde forma şansı buldu. U19 takımında da mesela özellikle onunla birlikte takımda oynayan orada da milli takımda da bir hayli golü var İlker'in, onu da söyleyeyim. Tabii daha sonra işte Süper Lig şansında şans ona yardımcı olmadı. Bir sakatlık yaşadı. Ondan sonra Belediyespor. Tabii Belediyespor'u da kutlamak lazım. Böyle bir oyuncuyu bulup Belediyespor'a kazandırdıkları için. Onunla birlikte genç takımda, Türk milli takımda oynayan oyunculardan birkaç ismi vereyim isterseniz. Oyuncular kimlerle oynamış İlker? O takım bank oyuncusu. Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı. Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Atınç, Sadık Malatyaspor'daki, Aytaç Kara. Bunlar birkaçı milli takımda İlker'in takım arkadaşları. Ya bank oyuncu. Yani bir müsabakada yani bazı oyuncular hoca oynatıyor ama ya hoca bu oyuncuyu yani piyangoya oynatmaz hiçbir oyuncu. Hoca ona güvendiği için. Hoca zaten maç sırasında söyledi. Ya Erdoğan oyunu alacaktım ya İlker'i. İlker'i de daha önceden tanıdığım için çabuk oyuncu. O boş alanı iyi doldurabileceğini düşündüğüm için oyunu attım. Şu var. Mert Hakan'ın şanssızdı. Evet. Ve özellikle de 33. dakikada sakatlanması evet. Bir yerde hocanın oyun taktiğini değiştirdi. Evet. Zorunlu bir değişiklik. Bu nedenle de yani İlker'le ilgili İlker çok kötü futbolcu.
niye hoca aldı, 33 dakikada aldı da 83. dakikada neden çıkarttı gibi laflar sarf etmek yersiz bence. Evet, evet. Şimdi özellikle sondan başlamak istiyorum. Şimdi yani hedef tahtasına koymayalım yani, İlker, onu diyorum. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna yaptığı açıklamasında, sondan başlayacağım, topun 58 dakika oyunda kaldığını söylerken, evet, 33 dakikası Sivasspor tarafına ait. Evet. Bu 58 dakikanın 33 tarafı Sivasspor'un topla buluşmasıdır. Bu da çok büyük, önemli bir rakamdır. Şimdi evet, baktığınız zaman özellikle dün oynanan müsabakanın tamamına baktım. Tüm takımların da kadrolarını böyle mercek altına aldım. Hiçbir takım lige 3 veya 4 tane yerli futbolcuyla başlamadı. Evet. Bakın takip edin. Takımların kadrosuna bakın. Yerli oyuncu sayısı çok az. Evet. Biz ne yaptık? Biz de Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına 6 tane yerli futbolcuyla girdik. Türk futbolcuyla girdik. Evet. Yani baktığınız zaman Tolga Han, işte Uğur Çiftçi, evet, Mert Hakan, Hakan Arslan, Emre Kılıç, Ziya Erdal. Evet. Takımın yarıdan fazlası. 6 tane Türk futbolcuya girdik. Bunu neden anlatıyorum? Tamer Hoca'nın en önemli kriteri, yabancı oyuncu zaten kendisini ispatlamış oyunculardır. Türk futbolculara daha fazla şans tanımak. Bu futbolculara şans tanındığı müddetçe de... Buna karşılık Alanyaspor'da iki yerli oyuncu varmış. Ona da baktı, evet. Baktığın zaman işte Efecan'la... Kaleciyle Efecan Kaleciyle var. Haydar'la Efecan var. Şimdi diyorum ya, sadece bunlar değil. Yani bizim baktığınızda Aytemiz Alanyaspor ve Sivasspor olarak bakmadım. Evet. Yani özellikle dün tüm takımlara baktım. 18 kişilik 18 takımın kadrosuna da baktığınız zaman hiçbir tanesinin Sivasspor gibi yerli futbolcuya, daha doğrusu Türk futbolcuya tercihini ondan yana kullandığını görmedim. Evet. Bu bir avantaj. Bunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. Şimdi bakın, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takım çok iyi oyun sergileyemediği için, rahat bir futbol sergileyemediği için, daha doğrusu lige hazır hale gelmediği için, şu anda futbolcuların baktığın zaman oyundaki yüzdelerine baktığın zaman %30'luk kapasiteyi geçen bir futbolcu gördünüz mü? Yok. Yani %100'lük dediğiniz bir futbolcu var mıydı sahada? Mümkün değil. Yapamaz. Çünkü ilerleyen haftalar içerisinde ayrıca form tutacaklar ve formun zirvesine ulaşacaklar. Şimdi Aytemiz Alanyaspor'da iki tane futbolcu ön plana çıktı. Evet. Birisi Campos. Diğeri de Dajalma. Evet. Şimdi ama dönüyorum Sivasspor'a. Kaleci Tolga Han'dan tutun en köşe başındaki Kone'ye kadar her futbolcunun topla mücadelesinde bir heyecan vardı. Evet. Artı oyunun sahadaki oyun hakimiyetinin elinde bulunduran bir Sivasspor vardı. Hani diyeceksiniz kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi sahamızda oynayabiliriz ama oyun hakimiyetinin elinde bulundurmak da çok zor. Bir de şunu söylemek lazım. Geçmiş sezonlara baktığınız zaman özellikle bu hafta top kaybının fazla yaşanmadığı bir hafta olarak gözler çarpıyordu. Evet. Zaman zaman bariz hatalar da yaptık, yapmadık değil. Ama şu var. İşte biraz önce söylediğim gibi İlker 33'te alındı. Neden? 83'te çıkartıldı. Sirak yerine girdi. Evet. Şimdi bunu analizini yapmak, bu konu hakkında hüküm vermek Tamer Tuna'ya aittir. Teknik direktöre aittir. İlker kendisi de maçtan sonra, işte yayınımızda da biraz sonra izleyeceğiz, açıklama yaptı. İlker'in kumaşı belli. Evet. Ama o andaki heyecanı diyelim, evet, istenilen futbolun sergileyememesine neden oldu. Bu nedenle de o bölgedeki sıkıntıyı bertaraf edebilmek için hoca ne yaptı? Sirak aldı. Evet, son bölümde. Şimdi bakın, yedek kadroya baktığınız zaman şimdi düşünün. Biyaşmir, Erdoğan girdi. Papi, evet. Aydın Karabulut, yeni alınan Filo. Evet. Troşet zaten var. Şimdi bunlar birbirinden kaliteli olan futbolcular. Bu futbolcu arasında çok kötü dediğiniz bir futbolcu var mı? Yok, bir de kadroya giremeyen mesela Endinga var. Şimdi yok yani. Endinga sakatlığı, evet. Var. Sakatlığı nedeniyle. Bu müsabakada yok. Bu müsabaka yoktu. Diğer Matias yok. İşte yani anlatmak onlar, istediğim olay şu. Bu 20 kişilik kadroda Aydın Karabulut. Evet. Özellikle dar alandaki kısa paslaşmalarda çok önemli bir silah. Ya bunlar tabii hamle oyuncusu. Şimdi
Hani bir yarış düşünün. Yarıştaki favorilere göre siz zemin hazırlamanız zorunda. Ona göre bir şey hazırlayacaksınız, takım hazırlayacaksınız. Aytemiz Alanyaspor'un yapmış olduğu çalışmalarda hangi bölgelerde etkili olduğu. Şimdi evet. Şunu söylüyorlar. Özellikle de çok enteresan bir şeydir. İşte eğer Alanyaspor'da Emre Akbaba oyunda olsaydı Alanyaspor bizi yenebilirdi. Ya böyle bir şey yok ya. Bir takım bir futbolcu üzerine kurulmaz. Böyle bir lüksü yok. Emre Akbaba 62. dakikada madem öyle çok önemli bir gol silahı, çok önemli bir futbolcu 62. dakikada oyuna girdi. Evet. 28 dakika var değil mi? Evet. Ta oyunun bitmesine. Oyunun kaderini değiştirebilir miydi? Değiştirebilir. Hani nöbetçi golcü dediğimiz bir tabir var ya, evet. Değiştirebilecek kapasitede. Sadece Emre Akbaba'yla iş gitmiyor. Bugün baktığınız zaman işte Kone özellikle 18. dakikada yaşamış olduğu pozisyonu gole çevirmiş olsaydı, evet. Oradan sonra Emre veya Ribelka'nın şutları filelerle buluşmuş olsaydı bu laflar sarf edebilir miydik biz? Yok. Nasıl olsa rahat bir oyuncu. Ama şunu unutmamak lazım. Futbol 90 dakikadır. 90 dakika mücadele etmek zorundayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Çaykur Rizespor dün kendi saha ve seyircisi önünde oynuyor. 2-0 galip. Kasımpaşa önünde, evet. 2-0 galip. 55. dakika. Maç 3-2 bitti. Evet. 3-2 yenildi. Şimdi böyle olmak yerine dakika dakika takımın analizini yapıp takımı ayakta tutup hem hücumda hem defansif olarak hem ofansif olarak atağa kalkmak daha önemlidir. Bunun en büyük mimarı da sağ kenarındaki teknik direktör Tamer Tuna ve teknik heyetidir, doğru mu? Evet. Ona göre takım çıkartıyor. Şimdi bir futbolcu üzerinden bir takımla ilgili yorum yapmak farklı, takım yorumu yapmak farklıdır. Bugün Sivasspor kim ne derse desin ben iddia ediyorum. Çünkü dün Sivasspor'la birlikte tüm takımların maçlarını seyrettim. Seyretmediğim müsabaka, evet. Sadece şu andaki Kayserispor müsabakası. O da yayında olduğumuz için. Daha başlamadı. Daha başlamadı. Ve ben iddia ediyorum ki Sivasspor diğer takımlardan hazır. Evet. Ve iddia ediyorum ki Sivasspor hangi takım karşısına çıksa, evet. En az puan veya puanlarla sahadan ayrılır. Evet. Şimdi evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani şu takım daha iyi, bu takım çok daha iyi transfer yaptı. Şunlar şunu yaptı. Transfere geldiğiniz zaman nokta atış transfer farklı. Para harcayıp da getirip de başarı olmayan transferler. Bugün arkadaşlar yani eğer oturup doğru konuşalım diye bir şey var ya. Evet. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Bakın Türkiye'nin en gözde futbol kulüpleri bunlar değil mi? Evet. Transfer yapamıyorlar. Transfer. Bugün Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için Gomis veya Belhanda'yı elden çıkartması, evet, gerekiyor. Oyuncu satması lazım. Fenerbahçe'nin transfer yapabilmesi için yabancılardan kurtulması lazım. Fenerbahçe bu yolu nasıl kırdı? Evet. Kiralıklarla kırdı. Evet. Futbolcu kiralıyor devamlı. Bugün Beşiktaş dün itibariyle Sayın Başkan'ı genel kurul kararı aldı. Niye aldı? Çünkü sesler çıkmaya başladı. Serzenişler olmaya başladı. Sıkıntılar var, evet. Yani Atiba'sı gitti. İşte Fabio'su gitti. Ama yerine alınacak olan futbolcu da sıkıntı yaşanıyor. Neden? Ekonomik kriz diye bu tabiri biraz önce söyledik. Öyle herkes çok kolay futbolcu alamıyor artık. Çok kolay futbolcu getiremiyorsunuz. Yabancı futbolu getirebilmek için dolar bazında veya euro bazında anlaşma yapıp kuru sabitlemeniz gerekiyor. Bugün sabitlemediğiniz zaman kulüp sıkıntı içerisine giriyor. Şimdi bizim listeye baktığımız zaman, kadroya baktığımız zaman hiçbir futbolcunun oyundan 18. kadroya giremeyecek kapasitede olduğunu düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Hepsi oynayabilir. Yani şimdi kendisini ispat etmiş futbolcular. Bakın açık ve net olarak söylüyorum. Yani bir futbolcu üzerinden gitmek, bir futbolcuyla ilgili yorum yapmak farklı. Takım olarak biz %100 hazır bir takım değiliz. Bu bir gerçek. Ama evet. Çok kötü bir takım da değiliz. Ortaya koymuş olduğumuz, sahaya sergilemiş olduğumuz futbol çok başarılı bir futbol. İlerleyen haftalarda bunun semeresini göreceğiz. Kendi sahamızda olduğu gibi deplasmanlarda da bu başarı grafiğinin nasıl arttığını göreceğiz. Hedefi belli olan bir takımız artık biz. Yani geçen sene teknik direktör Samet Aybaba şunu söylemişti. İlk onun içerisinde yer alacağız. İlk, evet. Onun içerisinde bir ikinci de olabiliriz, dokuzuncu da olabiliriz. Doğru mu? Evet. Ama bu seneki hedef ilk 8 veya belki daha da iyisi olacaktır. Evet. Ha, şunu söylüyorum. Küme düşme hattından
uzakta kalıp çok başarılı futbol sergileyen takımlar yerinde de olmak çok önemlidir. Çünkü bizim şu anda Anadolu kulüpleri içerisinde en rahat futbol oynayan, ekonomisi çok güçlü ve rahat olup hiçbir maddi açıdan sıkıntı yaşamayıp elini açıp bize para verin gibi bir söylemin içerisinde olmayan bir kulüp yönetiliyor. Ve yöneticilere teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu teşekkürü bir yaparken de Sivasspor'un geçmişi de bugününü unutmamak gerekiyor. Yani geçmişte neler yaşamıştık, şimdi neler yapıyoruz. Bir Petite birinciliğe düştüğümüz zaman bunun bir sıkıntısını yaşamıştık, hatırlayın. Evet, evet. O zaman bizim dost olarak gördüğümüz hiç kimse yanımıza gelmedi. Bizden uzaklaştı. Siz Petite birinciliklesiniz, çıkamayacaksınız diyordu. Ama Sayın Başkan'ın sözü gibi bir arkadaşa uğrayıp çıktık biz bu ligden. Şu anda bakın Eskişehir hala çıkmak için çaba sarf ediyor. Evet, çok lisans, kolay değil. Lisans çıkaramıyor genç. Çok kolay değil. Bu ligde başarılı olmak, şampiyon olmak kolay değil. Bu nedenle de bizim şu an itibariyle yapacağımız tek bir şey var. Kadromuz belli. Belki bu futbol kulübün içerisinde iki tane futbolcu daha motive edilebilecek. Evet. Çünkü sıkıntılı bölgeler bunlarla ilgili olarak transfer komitesi çalışmalarını yapıyor ama nokta atışı yapmak istiyor. Çok isimli ön plana çıkmış futbolcu almak yerine kırmızı beyazla formayı terletecek ve bu takımın başarısı için çaba sarf edecek futbolcular alınmalıdır. Bu nedenle de ince eri sık dokunuyor. Elbette ki transfer yapılacak ama bu transferler yapılırken de bizim takımı desteklemek için çaba sarf etmemiz gerekir. Yani bir futbolcu üzerinden yürümek, bu niye biz 84 dakika çok iyi oynamadık, 84. dakikada gol attık gibi. 1-0 galip olmak 3 puan getirdi. Yani 5 gol atsanız 3 puan alacaksınız, 1 gol atsanız 3 puan olacaksınız. Bu müsabakada aşırı derecede heyecan yaşadık mı? Yaşamadık. Evet. Ama zevk aldık. Yani. Zevk aldığımız futbol sergiledi. Şimdi siz bana söyleyebilir misiniz? İşte beraber seyrettiğimizde. Demir Grup Sivasspor içerisinde hangi futbolcu çok kötüydü? Hiçbiri kötü değildi. Mesela ilk 45 dakika için baktığımızda oyuncularımıza yani koşu mesafelerine baktığımızda mesela 5 oyuncu 5 kilometrenin üzerinde koşmuş ilk 45 dakikada. Bu önemli. Yani bir takımda bir oyuncu belki orta alanda ön libero oynayan oyuncular koşuyor bunu ama diğer oyuncular mesela Hakan, Uğur, Emre, Ziya ve Ribelka 5 kilometrenin üzerinde koşan. Hatta Hakan 6 kilometreye yakın bir koşu yapmış ilk 45 dakikada. Yani bu oyuncular bu koşuyu yapacak ve iyi de performans gösterecek. Bunlar zor işler. Tabii burada baktığımızda kanat oyuncusu işte Ziya mesela bunu hep yapıyor. 5 dakika, 5 kilometre civarında işte 9-10 kilometreye yakın maç boyunca iç sahada özellikle. Ribelka ve Hakan ön libero bunlar da tabii ki normal. Emre de kanat oyuncusu ama burada dikkat çeken Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi stoper oynamasına rağmen 5 kilometrenin üzerinde koşu yapmış ilk yarı. Yani bu stoper olarak bir ilk bence. Yani bir stoperin bu kadar koşu yapması, oyuna katkı sağlaması çok önemli. Tabii özellikle de dün bugün itibariyle görüştüğüm böyle futbol görüşlerine, futbol düşüncelerine güvendiğim bazı isimler Uğur Demirok'u çok beğendi, Uğur Çiftçi'yi çok beğendiklerini belirttiler. Yani topu oyuna sokması, katkı sağlaması çok önemli bir unsur. Tabii ki o da önemli. Yani baktığımızda Robinho farklı oynuyor, onu söyleyelim. Yani Samet Hoca genelde sağ çizgiye yakın oynatıyordu Robinho'yu. Tamer Hoca daha serbest bir bölgede oynatıyor. Tabii deplasman maçlarında nasıl oynatır? Aynı şekilde mi oynatır? Tam bilemiyorum ama bir de şu var. Robinho her ne kadar böyle yürüyormuş gibi gözükse de bulduğumuz önemli pozisyonların hepsinde asist yapan isim Robinho. Yani müsabakayı şöyle izlerken belki çok fark edemiyoruz ama izlerken fark edemediğimiz pozisyonlar maçı tekrar izleme şansımız varsa kadroyu alalım arkadaşlar ekranda. Gerek yok o kadroya. Müsabakayı tekrar izlediğinizde onun ne kadar önemli son asistlerde özellikle ceza alanı önündeki pozisyonlarda çok önemli işler yaptığını görüyoruz. Tabii biraz daha güçlenmesi, bazı pozisyonlarda güçlü olması Robinho'nun Sivasspor'a çok çok daha önemli artılar getireceğini düşünüyoruz. Ama tabii bu müsabakada baktığımızda eksikliğimiz neydi? Geçen yıl oranla. Geçen yıl tabii Bifuma sağ kanatta, Emre solda. Genelde topu daha hızlı ileriye taşıyorduk. Rakibi daha tehditkar biçimde zorluyorduk. Ama bunun
yansıması nasıl oluyordu? Dönüşte belki arkada boşluk oluşturabiliyorduk. Bunda o boşluğu çok fazla oluşturmadık ama tabii topu da ileriye hızlı taşıyamadık. Tabii sağ kanatta alınacak oyuncu önemli. Çabuk, sprinter bir oyuncu, forvet oyuncusu. Sivasspor'u bu anlamda çözmüş olacak. Tabii Douglas'la ilgili de mesajlar geliyor. Douglas'la tabii ilk karşılaşmasıydı. Antrenmanlarda çok fazla da hani yer alamadı. Yeni takımı tanıyor. Bir çalışmayla çıktı. Evet, yani koşu da yaptı. Biraz adresinde de sıkıntı vardı. Tipik Brezilya stilde bir adam. Top ayağına geldiği zaman seyretmeye değer. Sağ bek gibi değil. Yani oyunun her alanına hükmeden bir oyuncu. Ama defansif anlamda da arkaya kaçırdığı toplar vardı. Bunlar da risk olarak kalemizde iki tane pozisyon gördük. Bunlar da tabii ki söylemeliyiz diyorum. Yani benim gördüklerim. Tabii Kone önemli bir oyuncu. Tabii gol kaçacak kardeşim. Yani gol kaçırmayan takım yok. Çok önemli net goller kaçıyor. Şimdi biz burada tabii tuh falan bunları bırakalım. Yani gol de kaçırsak. Bugün penaltı kaçıyor, boş kaleler kaçıyor. Bunların hepsi futbolda var. Yani bu önemli dediğimiz, çok üst düzey dediğimiz oyuncular dahi bu pozisyonları kaçırabiliyor. Yani bunlar doğal. Önemli olan pozisyona girmek. Pozisyon bir kaçar, iki kaçar, üçüncüsüne gol olur. Ama pozisyona giremiyorsak sıkıntı var demektir. Sivasspor pozisyona girdi mi Kemal abi? Girdi. Yani bugün çok pozisyona girdi mi? Evet. Bu da Sivasspor'un iyi sinyal verdiğinin göstergesi. Pozisyon verdik mi? Verdik. Bu da tabii ki defansif olarak tabii sıkıntımız olduğunun göstergesi. Tabii daha az pozisyon verip daha fazla pozisyon üretmenin yollarını arayacağız ikinci, üçüncü hafta itibariyle. Ama zevk veren ya da ilk karşılaşma bu evet. Karşılaşma ama insanlar mutlu Kemal abi. Yani evet. Genelde Sivasspor taraftarı mutlu. Yani takımı beğendiler. Berabere de bizse bu sözleri söyleyebiliriz. Yani şunu da söylemek yani. Gerekiyor ki stadyumu doldursak belki de bu heyecan daha çok iyi düzelecektir diye evet. Düşünüyorum. Şimdi özellikle de gelen mesajlara baktığınız zaman işte gelen mesajların içerisinde özellikle yeni futbolcuyla ilgili sağ kanattaki açıklıkla ilgili mesajlar geliyor. Engin Otyakmaz isimli arkadaşımız da Sivasspor'a başarılar dilemiş. Şimdi şunu söylüyorum. Yani burada şimdi bir Pasolik hala ligin ilk başı ama Pasolik'le yine serzenişler var. Evet. Maç maç önü programda da bir aile evet. Gelenler oldu. Yani dışarıda kalan özellikle gurbetçiler çok büyük sıkıntı yaşadı bunlarla. Yani Pasolik kartları olmadığı için sorun yaşadılar. Hani şöyle bir şey söylemişlerdi hatırlarsanız bir defalık bir evet. Müsabakalık biletler demişlerdi. Evet. Maalesef onlar da gündeme gelmiş ve özellikle de gurbetçiler bu konuda kendilerine gerekli kolaylığın sağlanmadığından yakınıyor. Bir de Sayın Belediye Başkanımızdan hasreten ricamız şu. Maçlardan sonra otobüs seferlerinde değişiklik yapılması ve o andaki taraftarın oradan bir an önce stadyumdan ayrılması için ek seferler konulması ile ilgili taraftarın istekleri var. Bunların da ben inanıyorum ki yerine getirilebilir. Çünkü olumlu istekler, olumlu talepler her zaman yerine getirilir. Olumsuzluklarla birlikte. Yani şimdi bugün işte gelen mesajların 4-3'üne baktığınız zaman transferlerden söz konusu ediliyor. İşte evet. Yeni alınan transferlere neden fazla yer verilmedi? İşte özellikle İlker Sayan'ın o süre içerisinde sahada kalmasına neden? Veya İlker Sayan'ın evet. Neden tercih edildi? Evet, tercih edildi. Etapta daha şimdi şunu yani İlker Sayan şöyle diyelim, ben de aynı görüşteyim. Belki daha böyle ilerleyen dakikalarda olabilirdi. Yani daha kısa süre alarak İlker'i alıştırabilirdi hoca ama hocanın ona güveni... Ya şimdi şu var. Kimilerine göre de işte hoca İlker'i sıkıntıya soktu gibi. Ya öyle bir şey olur yani mu? Hoca sıkıntıya bakın, sokar mı kardeşim ya? Bir futbolcunun başarılı olması da başarısız olması da evet. Kendisine aittir. Sahada gösterdiği performansına aittir. Doğru mu? Evet. Ben hoca olarak seni sahaya gönderdim. Kadrodan alsın. Sen orada çok başarılı da olabilirsin. Çok başarısız evet. Da olabilirsin. Ben inanıyorum ki belki de İlker Sayan şu ligde yeni hayat bulacak bir futbolcu. Evet. Şimdi yaş ortalamasına baktığınız zaman Sivasspor'un yaş ortalaması 28,5. Evet. Genele baktığınız zaman. Çok genç bir kadroyla sahadayız, mücadele ediyoruz. Evet. İlker Sayan da 24 yaşında. Yani, bu futbolcuya tahammül etmek zorundayız. Yani futbolcu hata da yapmadı ya. İlk müsabakası. Oynayamamış da olabilir ya. Heyecan da olabilir. Bir de şu var Kemal abi. İlker Sayan gibi şimdi oyuncular çok önemli. Şunu söyleyeceğim. Kone iki pozisyonda gol atamadı. Evet. Gol atamadığı için iki pozisyonu es geçtiği için Kone çok kötü bir futbolcu mu? Ya olur mu öyle bir şey? Ya? Ona bakarsan Gomis
Süper Kupa'da penaltı atamadı. Akhisar penaltı kupayı kazandı. Ya bu futbolda var Kemal abi. Ya, o Messi Ronaldo penaltı evet. kaçırıyor ya. Ya formsuz olabilir. Yani bu yani illa... o nedenle biraz daha tolerans tanımamız lazım. Ya baktığınız zaman iyi bir kadromuz var. Çok güçlü bir kadromuz var. Geçen senenin iskeletini bozmadık biz. Evet. Yani geçen senede takviye ettiğimiz futbolculara da baktığınız zaman sıkıntılı bölgeler takviyeleri yapıldı. Şimdi mesela 2 tane transfer var. 9 tane geçen yıllar oyuncu var. Kaleci Ali Şaşal 10. Biyaşmir 11. Paf 12. Zoro 13. Roşet 14. Yani bugün baktığımızda 20 kişinin içerisinde 14 tane zaten. Ya 6 futbolcu almış zaten. Evet. 6 futbolcu var. 14 tane eski Şimdi, futbolcu var. Şimdi bakın şunu söylemek lazım ki Erdoğan Yeşilyurt 90+7'de oyuna dahil edildi. Evet. Siz teknik direktörsünüz. Erdoğan'ı oyuna dahil eder misiniz? Yani belki biraz daha önce dahil edilebilirdi. Ben dahil ederdim. Evet. Niye? Kendini bulsun diye. Tabii Erdoğan, bak şunu söyleyeyim, ben Erdoğan'dan da beklentilerim çok fazla olanlardanım. Geçen yıl da çok maçını seyrettim. Erdoğan Sivasspor'da inanın yani bir Emre kadar katkı sağlayabilecek noktaya gelebilir Emre. Onu söyleyeyim yani hoca onu belki zamanını kolluyor. Çünkü iyi transferler bunlar Sivasspor. Ya bir de bu oyuncular önemli. Yani şimdi baktığımızda tabii üst düzey böyle belli kalifiye eleman aldığınızda belli paralar ödemek zorundasınız. Ama bu oyuncular bir alt ligden özellikle aldığınız oyuncuyu oynatırsanız oyuncunun aldığı para belli. Geliş noktası belli, harcananlar belli. Sivasspor'un onu sattığında kazancı belli. Yani bu tür oyunculara şans verip bu riski almazsak zaten önümüzü göremeyiz. Yani hep böyle şöhretler karması gibi oluşturup tak tak tak. Böyle bir şey yok. Yani gurbet takımlar dediğimiz adamlar bile olmuyor. Bir, futbolcu, bir de özellikle bir sistem başlattık biliyorsunuz. Evet. VAR sistemi. Evet. Şimdi VAR sistemi gündeme geldiği zaman işte özellikle müsabakayı izleyen taraftarlarımız offside pozisyonlarında veya serbest atışlarda hakemin bayrağı kaldırmamasından evet. Neden bayrağı çok geç kaldırıyor gibi düşünce içerisine girebilirler. VAR sisteminde sistemin okeylemediği hiçbir bayrak kalkmıyor. Evet. Ya sonuçta yine yetki maçın hakeminde. Maçın hakeminde. Bir de şey var, çok enteresan bir şeydir. Belki bizi izleyenler de görmüştür. Ama şu var. VAR sistemi Türk futbolu için, geleceği için sağlıklı bir sistem. Kim ne derse desin. Evet. Hiç değilse Anadolu kulüplerinin hakkı yenmiyor burada. Ama Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın dediği gibi var, onlara var bize yok mu gibi bir sözle yanaşmamak lazım. Çünkü bazen sıkıntılar olabilir Kemal abi. Hayır, sıkıntı şu açıdan olabilir. Yani sistem içerisinde elbette ki yeni bir sistem. Bu sistemin oluştururken temel altyapısı yoktu. Dünya Kupası'nda bu sistem gündeme geldi evet. ve biz de apar topar bir sistemi getirdik. Evet. Ama bariz hatalar göz ardı edilemez. Onu söylemek istiyorum. Evet, o söylediğiniz doğru. Yani ceza alanı içinde gözden kaçan penaltı, son adam. Mesela biz geçen yıl Göztepe maçında bunu yaşadık. Yani Göztepe maçında VAR sistemi olsaydı bizim medyanın atılmazdı. Evet. Biz 11 kişi devam ederdik. Belki müsabakayı kaybetmezdik. Yani bunlar da oluyor. Bu arada değerli arkadaşım, çocuk arkadaşım Ahmet Avusturya'dan yazmış. Hayırlı olsun diyor yeni sezon Ahmet Özen. Avusturya'da selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Tüm gurbetçilerimize selamlar. Evet, özellikle de İlk müsabakalaya gerçekten çok büyük katkı sağladılar. Evet. Ama gönül isterdi ki bir iki hafta daha kalsınlar ama onların izinleri de evet, denk gelmediği bayram, için. Bayram sonrasında da yine Kasımpaşa maçı pazar günü o maçta da gurbetçilerimiz olacak diye düşünüyorum. Maç sonrasına gidelim istersen Kemal abi. Maç sonrasında teknik adamların değerlendirmelerini birlikte izleyelim. Maçla ilgili bir kere o topun oyunda kalış süresi 58 dakika oynamak isteyen iki takım var. Oyun dursa da topa sahipken oynamak isteyen iki takım vardı. Biz Sivasspor olarak yani oyunun 58 dakikalık oyunda 33 dakikasında topa sahip olduk. Sadece oyun hızında takımı eleştirebilirim. Onun dışındaki tüm duruşu, sahadaki varoluşu oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa golle sonuçlandırabilen ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranları adına hem takımımızın pozisyonel anlamdaki hareketliliği adına çok memnunum. Oyundan, skordan zaten memnun olmamak mümkün değil. Sezona kazanarak başlamak her hocanın, her takımın istediği bir şeydir. Benim için de mutluluk verici. Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu ve
farklı planlama, organizasyon gerektiriyor her zaman. Sivasspor'da bulunmaktan ve bugün galibiyetle başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan, sürekli oyunda olan bir takımdık. Bu anlamda oyunun içinde bazı değişimler olsa da takımımı tebrik ediyorum. Hepsi alkışlanacak şekilde bugün hem istediler hem de mücadele ettiler. İlker Mert Hakan değişikliği tabii ki zorunlu bir değişiklik oldu. Mert'in dizinde bir esneme olunca daha da uzatmak istemedik. Aslında 7-8 dakikada devam etmek istedik. Fakat pozisyonlarda daha ciddi bir sakatlığa yol açabilir diye dış yan bağında esneme olmuştu. İlker tercihi, İlker yetenekli bir oyuncudur. Özellikleri çok üst düzeyde bir oyuncu. Bugün heyecanının vermiş olduğu etki, oyun stresi sadece bugün hani İlker olduğu için değil, benim çok eski öğrencim. Dardanel Spor'da birlikte çalışmıştık. Sonra bir Süper Lig deneyimi oldu. Onun için yine bir geri dönüş olmuştu. İkinci liglere geldi. Fakat bugüne kadar hazırlık kampında, hazırlık maçlarında dahi takım içinde oynayabilecek seviyedeydi. Bugün de oyuna girdiği anda onu değerlendirme niyetimiz Kone'nin ve Emre'nin savunma arkasına yaptığı koşularla destek amaçlıydı. Ya Erdoğan'la değişikliği yapacaktık ya İlker'le. Tercihimi İlker'den yana kullandım. Sonraki çıkarmamın nedeni de kısa bir ısınmayla oyuna başladı. Belki pozisyon anlamında onun da eksikleri oldu destek anlamında. Ama oyunun kontrolünü ilk yarıda ve ikinci yarıda bir maça baktığımızda tamamen elinde tutan bir takım olmaya çalıştık. Bunu da sağladık. İlker ya da Mert Hakan üzerinden ya da Siriyak üzerinden ya da Erdoğan üzerinden değil takım üzerinden değerlendirme yapacağım. Çünkü katkı sağladı. Takım disipline katkı sağladı. Top kaybetse de kazansa da ileri seviyede çok faydası olabilecek takımdaki tüm oyuncuların da bu konuda faydası olabileceğine inandığım için değişiklikle. Çıkma nedeni de buydu. Gerekli verimi ya da oyundaki pozisyon anlamda değişikliği o yönde kullandık. Ya sezon başından beri, ilk geldiğimiz günden beri takım kadroda planda eksiklikler vardı. Kanat oyuncusu, stoper, belki orta alana bir takviyeydi. İlker'in, Erdoğan'ın, Aydın'ın destek oyuncuları olarak bir takıma katılması, Uğur Çiftçi'nin dahil olması, Ribalka'nın zaten tanıdığımız bir oyuncuydu dahil olması. Bunlar hep destek ve David Braz'ın katılması. Bunlar takımı güçlendiren yapılar. Şimdi kanat oyuncusu olarak da bazı özelliklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Geçen sene burada oynayan oyuncunun hızlı atletik yapıda olması, takımı ileri taşıması bir artı ama fazlalıkları bizim takım adına faydalı olan oyuncuları düşünüyoruz. Bir oyuncu olabilir, iki oyuncu olabilir. Bu konuda çalışma yapıyoruz. Ama tabii tek taraflı da düşünemiyorsunuz. Mali durumlar ortada. Sivasspor'da bu konuda şanslıyız. Her zaman vecibelerini yerine getiren bir yönetim var. Takıma tüm sorumluluklarını yerine getiren bir yönetim var. Biz de onlara karşı bu sorumlulukları yerine getiriyoruz. O hem ekonomik yapıya dayalı hem de kendimize dayalı oyuncu ihtiyacımızı biliyoruz. Buna istinaden belki bir oyuncu daha dahil olabilir. Kanat, forvet dediğimiz, yani daha önce konuştuğumuzu onaylayacak şekilde. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız arkadaşlar? Merhaba. Yeni sezon hayırlı olsun herkese. Öncelikle Sivas'ta tebrik ediyorum galibiyeti için. Ortada geçen maç. Yani denk kuvvetlerin her iki tarafta gol bulabilir daha fazla. Sivas ilk devre biraz daha kaçırdı. Biz ikinci devreye daha iyi başladık. Uzaktan yediğimiz bir gol ve maçın skorunu belli etti. Demek ki belki de biz atsak biz kazanacaktık maçı ama ben kendi takım adına söylüyorum. Sezon ilk maçı olmasına rağmen fena bir oyun yok. Yani iki takım içinde. Özellikle üretkenlik anlamında, isteme anlamında iki takım içinde güzel bir maç oldu diyebilirim. Tabii taşlar daha da yerine oturacak hafta ilerledikçe. Ama iki takım da ligin iyi takımı. Önümüzdeki haftada çok daha rahat edebilecek bir Alanyaspor düşünüyorum yani. Onu da zaten biliyorum takımımı. Talihsiz bir demeyeyim de Atan'ın kazanacağı bir maç kaybettik. Sivas'ta tebrik ediyorum. Bizim sezon başı ki maçtan önce de söyledim ben. Sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarını Everest'e oynadık biz. Yani hazırlığımızı öyle yaptık gidecek diye. Aslında yani mukavelli bir oyuncumuz. Yani böyle düşünmek tabii ki yani şöyle yani her an gidebileceğini bekliyorsunuz oyuncunun.
Ama Emre yani gitmediği zaman da bu takıma çok faydalı olabilecek bir oyuncu zaten. Bizim oyuncumuz. Bugün tek oynatmamızın sebebi hiç, yani bu kadroyla hazırlık maçlarında denemediğimiz için oynatmadık. Ya bundan sonraki süreç ne getirir? Sizin de, ben de siz ne biliyorsunuz? Ben de onu biliyorum yani. İşte gidiyor, gitti, gelecek falan. Böyle. İyi veya gidiş veya kalışlı belli olursa tabii daha da rahatlayacağımızı söyleyebilirim yani. Evet, Mesut Hocam'ı son olarak dinledik. Tamer Hocam da açıklamaları yaptı. Tabii Tamer Hocam'ın pozitif bir görüntü çizmesi de bizleri mutlu ediyor. Bizim de işimizi rahatlatıyor. Taraftarlar da bu anlamda çok mutlu. Tamer Hocam'ın inşallah hep böyle mutluluk devam eder. Mesut Hoca da tabii Sivas'a yakın bir isim. Yani Sivas'ta yakinen tanınan, sevilen bir isim kendisi. Kendisini bir Sivaslı gibi görüyor, onu da söyleyelim. Tabii o da bundan sonraki müsabakalarda ona da başarılar diliyoruz Mesut Hoca'ya. Onu da belirteyim. Emre Akbaba konusunda da sorular ben başkana da sormuştum kendisine de. Tabii onların da işi zor. Emre Akbaba artık Alanyaspor takımından çıkmış durumda. Yani Emre Akbaba öyle tahmin ediyorum bu ayın sonunda yani transfer mevsimi bitmeden mutlaka bir takıma girecek. Bu bir gerçek. Mesut Hoca da bunu oynatmamak da haklı. Şimdi diyelim oynatsa ne olacak? Adam diyor yani hazırlık maçlarını hiçbirinde oynatmadık. Hep Emre'siz oynadık çünkü Emre gidecek diye. Biz ona göre takım yaptık diyor. Şimdi ben Emre'yi nasıl oynatayım diyor. Takım ona göre. O zaman Emre ile başlamış olsa daha fazla sıkıntı oluşturabilirdi Alanyaspor. Ona da cevap vermiş olalım. Alanyaspor takımının da ligdeki diğer takımlara göre daha iyi bir takım konumunda olduğunu da söylemeliyiz. Emre'li veya Emre'siz ya özellikle yabancı oyuncuları çok çok üst düzeyde. Tabii müsabakanın böyle bir şanslı bir dakikada 83'te Emre'nin kendi olağanüstü becerisiyle bu golü atması Emre adına da önemli. Biliyorsunuz Emre yeni de bir evlilik yaptı. Bu evliliğine de önemli bir hediye katmış oldu. Emre'den tabii Türk futbolunda beklentiler fazla. Milli takımda yer almasını düşündüğümüz bir oyuncu ama geçen sezon maalesef milli takım seçicileri görmezden geldiler Emre'yi. Yani Emre yoluna devam etsin. Emre'nin yolu bence doğru yol. Emre Sivasspor formasıyla milli takımda da önemli işler yapacak diye düşünüyorum. Tabii bu arada en çok konuşulan işte Dünya Kupası'ndan sonra VAR sistemi. Evet. Biraz önce de Kemal abi anlattı. Yani bir VAR sistemi kondu. İşte yapılacak, yapıldı. Getirisi, götürüsü, işte hakem, çubuğu falan işte biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Taraftarlar öğrenmeye çalışıyor. Takımlar bunu öğrenmeye çalışıyor. Hakemler öğrenmeye çalışıyor. Tabii oyun biraz duruyor, bekliyor. İşte hakem falan filan böyle abuk subuk işler gözüküyor. Bizim hani alışık futbol seyircisinin alışık olmadığı bir durum. Ama sonuçta ceza alanı içerisinde oluşacak durumu netleştirmek adına önemli bir katkı. Tabii gün be gün de yeni kurallar veya yeni gelişmeler de kaydediliyor. Herhalde bu konuyla ilgili de gelişme evet, var. Türkiye Umarım. Futbol Federasyonu'nun evet. Biraz önce VAR sistemiyle ilgili almış olduğu bir karar var. Flaş bir değişiklik kararı. Evet. Bu karara göre Türkiye Futbol Federasyonu VAR'a müracaat edilen pozisyonların görüntüsünü bundan sonra 3 boyutlu olarak ekrana yansıtacak. Yani orada VAR'daki görevli hakemlerin gördüğü görüntüyü izleyici de görecek. Evet. Yani şimdi yani şöyle söyleyeyim. 2018-2019 futbol sezonuyla birlikte Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan VAR sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldı. Bu karara göre şöyle bir şey var. Özellikle taraftar yaklaşık 2 saat süren toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ama Türkiye Federasyonu VAR'la ilgili Dünya Kupası'nda olduğu gibi üçlü ekrana geçilmesi. Yani bundan sonra VAR'da üçlü ekrana geçilecek. Hakem VAR odası ve pozisyonlar VAR'a müracaat edilen pozisyonların 3 boyutlu olarak o anda ekrana yansıtılması ve yine aynı şekilde VAR odasının görüntülenmesi de yayıncı kuruluş tarafından ekrana verilecek. Evet. Buna göre böylelikle ligin ikinci haftasından itibaren VAR sistemine başvuran pozisyonların o anda 3 boyutlu görüntüleri ve monitörlerin yer aldığı VAR sistem odası tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Merkez Hakem Komitesi cephesi bugünkü VAR zirvesinde ilk hafta itibariyle VAR'ın hedefine ulaştığını, tek sıkıntısının sistemin yavaş, biraz öncesinde bahsettiğiniz evet, evet. gibi, yavaşlılığı konusunda hemfikir oluştururken
Merkez Hakem Komitesi cephesi de hem hakemlerin hem de operatörlerin deneyim kazanmasıyla sistemin daha işler hale geleceğini ifade ettiler. Ama bu nedenle baktığınız zaman şu anda işte VAR odası diye tabir ettiğimiz bu oda, burası VAR sistemi. Bundan sonra hakemler bu sistem üzerinde görüntüleri 3 boyutlu olarak görecekler. Tek boyuttan görmeyecekler. Yani sağ, sol ve orta diye tabir ettiğimiz pozisyonun değerlendirmesine karar verecekler. Bu karar doğrultusunda da almış oldukları kararlar ve görüntüler kamuoyuyla paylaşılacak. Yani daha doğrusu yayıncı kuruluşun hangi maçı yayınladığı ekrandaki müsabakada bu görüntüde şurası VAR odası. Biraz bekletelim arkadaşlar bunu. Bu VAR hakem odası. Yani bundan sonraki sistem içerisinde yayıncı kuruluş ikinci haftadan itibaren tüm hakemlerin bu sistemde nasıl çalıştıklarını da görüntülemiş olacak. Evet, devam edelim. Burası stadyumdaki özellikle müsabaka anında koridora gitmeden önceki sistemin olduğu yer. VAR sisteminin olduğu yer. Bu sistem tek monitörden idare edilirken bu VAR odası. Ama hakem bu sistemle birlikte hem hakem odasındaki VAR odasında hem de bu sistemi 3 boyutlu olarak görecek ve 3 boyutlu olarak gördüğü görüntülerde kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Federasyonun almış olduğu yeni karar bu. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'de, dünyada futbol hep zirvede izlenmeye çalışılıyor. VAR sistemi. İşte VAR sistemini koyabilmek için ne yapmak lazım? Yayıncı kuruluş olması lazım. Çok önemli sayıda da kamera lazım biliyorsunuz. Tabii Türkiye'de futbol, dünyada futbol nasıl başlıyor? Yani bir oyuncu hemen profesyonel olup yıldız olmuyor biliyorsunuz. Küçükten başlıyor 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında. Toprak saha, çim saha, sentetik saha. Buralardaki hakemler, buralardaki antrenörlerle başlıyor. Buralarda oynanan müsabakalar, amatör küme, diğer bölgesel maçlar, işte alt liglerdeki takımlar. Bu tür takımlar oynadığı maçlarda VAR sistemi var mı? VAR falan yok. Orada hakem var. Yani bu VAR sisteminin bu kadar paraların döndüğü futbol arenasında bence insanları tatmin etmek için konduğunu düşünüyorum şahsi olarak. Ama futbolda tabii Süper Lig anlamında, işte Avrupa'da belli liglerde bazı çalışma anlamında insanları psikolojik olarak rahatlatacak. Ama futbola çok fazla katkı sağlayacağını ben şahsen düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani niye? Alt liglerde yok. Yani şimdi Belediyespor maçını seyredeceğiz 15 gün sonra. VAR diye bir sistem yok. Hakem penaltıyı çalacak veya çalmayacak Kemal abi. Yani doğru. Bu anlamda da bu da benim kendi bakış açım yani şahsi olarak. Onu da söyleyelim. Yani onun için farklı. Yani tabii ki ne var? Tüm maddi güçler, tüm para unsuru bu üste doğru harcanıyor. Aşağı doğru indikçe de bu iş bitiyor. Ama futbolcu aramak için de hep aşağılara bakmak zorundayız. Yani yukarılardan çok futbolcu gelmiyor. Hep aşağıdan gelmesi lazım. Onun için de sonuçta yine insan unsuru çok önemli. Yani hakemimiz kaliteli olacak. Futbolcumuz, antrenörümüz kaliteli olacak. Yöneticimiz kaliteli olacak. Herkes görevini güzel yapacak. Hakemlerimiz de doğru kararlar verdiği sürece ne yapacak? Bu iş gelişecek. Zaten VAR sistemi, yani o hakemlik sistemi böyle bir robota bağlayıp maça robot koyup o düdük çalacak pozisyonda değil. Yani hakem hata yapacak, yanlış verecek, doğru verecek. Bazı hakemler inisiyatif kullanacak, bazısı oynatacak, bazısı hiç oynatmayacak, bazısı risk almayacak. Bunlar hakemlerin hepsinin kendine göre özellikleri var. Bunlar oyuncular da biliyor zaten. Baktığımızda işte Göztepe maçını seyrediyorum. Yani müsabakada ilk Göztepe'den atılan oyuncu. Yani normalde deneyimli bir hakem, maçın hakemi. Ama başka bir hakem olsa oyuncu hemen atılmayabilirdi. İkinci gördüğü sarı kart, net sarı kart. İlk gördüğü sarı kartı yeni sezon, ilk müsabaka çoğu hakem göstermeyebilirdi. Kendini de sıkıntıya düşürmemek adına. Sarı kart olunca ikinci sarı karttan atıldı. Tabii bir takım bazı şeyler değişiyor. Sonra rakip takımdan oyuncu atmak durumunda kaldı gibi şeyler. Bunlar da tabii VAR sistemi var ama yapacak çok fazla da bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Evet, bu haftanın ilk haftanın maçlarını göz atalım. Bu haftanın son karşılaşması şu anda başladı. Birkaç dakika oldu. Kayseri'de Kadir Has'ta Kayserispor'un konuğu Antalyaspor. Antalyaspor'da tabii sıkıntılı anlar yaşıyor. Bülent Korkmaz yönetiminde Ertuğrul Sağlam'la Bülent Korkmaz'ın takımları karşı karşıya. Onlar da son müsabaka, ilk haftanın son müsabakasında yer alacak. Bu hafta bu son müsabaka hariç 27 gol atıldı. Tabii berabere kalan takım olmadı. Hiçbir müsabaka beraberlikle sonuçlanmadı. 3 tane
deplasman takım bu hafta kazandı. 5 tane de ev sahibi takım kazandı. Yani buradan baktığımızda 8 takım 3'er puan aldı, 8 takım puan alamadı. Sadece 2 takım da müsabakalarını oynuyor. Onlar da berabere bitirirse haftanın tek berabere biten müsabakası olup 1'er puan almış olacaklar Kayseri'de. Bunu da belirtelim. Ankara Gücü Galatasaray karşılaşması ile başlayalım. Ankara Gücü Galatasaray karşılaşmasında Ankara Gücü golle başladı. El Kebir o bölümde Bifuma. Önemli suratlı oyuncular var ama tabii oyunu durdurmakta sıkıntı yaşayınca İsmail Kartal'ın ekibi Galatasaray karşısında maalesef yedikleri hatalı gollerle yenildiler. Belki 1-0'dan sonra oyunu durdurma şansı yakalayabilse Ankara güçlü oyuncular ilk müsabakadan en azından yenilmeden ayrılabilirdi ama 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Şimdi özellikle müsabakayı seyrettim. Yani gerçekten de Ankara Gücü taraftarlarının canı gönülden kutlamak gerekiyor. Evet. Muhteşem bir taraftar topluluğu vardı. İğne atacak yeri yoktu stadyumda. Şimdi ligin yeni takımı Ankara Gücü. Evet. Elbette ki TFF 1. Lig'deki oynanan oyunla Süper Lig'deki oynanan oyun arasında çok büyük fark var. Şimdi özellikle baktığınız zaman işte Korcan Çelikay'ın yerine Hop'un kaleye geçirilmesi ne derece doğrudur bilemem ama şimdi şunu söylemek lazım ki Bufuma'nın Sivasspor'dan satılmasına kim karar verdiyse teşekkür etmeye gerekiyor. Haklı bir karar vermişler. Çünkü Ankara Gücü'nün başarısız olmasında ve elde edilen pozisyonların harcanmasındaki evet. rollerin bir büyük bir bölümü Bufuma'ya ait. Yani çok top harcadı. Gerçekten de çok önemli pozisyonlarda takımın başarısını engellemek için bütün çabayı sarf etti diyebiliriz. Şimdi baktığınız zaman işte biraz önce başladı. 7. dakikada El Kebir'in attığı golle birlikte Galatasaray karşısında çok iyi bir skor yakalayan ve bu skorla birlikte özellikle baktığınız zaman şimdi çok enteresan bir şey vardı. Galatasaray'da Belhanda ve Gomis gibi futbolcular yedek soyundurumda. Evet. Yani burada Fatih Terim çok büyük risk aldı. Evet, kupa maçından dolayı tepkili olduğu için. Evet, tepkili olduğu için. Bu tepkinin doğrultusunda Ankara Gücü Galatasaray'ı başkentten eliboş da gönderebilirdi. Evet, bu şansı da yakaladı. Ama sonuçta baktığınız zaman Bakary Kone'nin kendi sahasına, kendi kalesine atmış olduğu ters kafa golü bir anda oyunun şeklini değiştirdi. Şimdi onunla birlikte özellikle baktığınız zaman işte Eren Derdiyok'la birlikte 92'de attı Eren Derdiyok da. Ama özellikle 32. dakikada Serdar Aziz'in atmış olduğu golün ardından bir özgüven patlaması yaşadı Galatasaray. Evet, yani rahatladı müsabakayı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Her iki takım açısından da çok önemli bir müsabakaydı. Ama tek üzüldüğüm taraf şu ki Spor Toto Süper Ligi'nin o sahada oynanmasına izin verilmemesi gerekir. Evet, o müsabakada bak Ankara Gücü oynayacak, Osmanlı oynayacak, Gençlerbirliği çok, oynayacak. Çok zemin, çok kötü. Ankara'ya hiç yakışmıyor. Hiç çok kötü evet. bir durum. Yani o sahada futbolcuların oynaması dahi risk ya. Evet. Sakatlanma riski var. Bunu Futbol Federasyonu'nun bir an önce bu şeyle ilgili karar vermesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta kupa finalini oynadı. Konya'nın stadı da çok çok kötü. Evet. Dün Erzurum maçında da izledik. O da. Sıkıntılı. Çaykur Rize biraz önce Kemal abi söyledi. 2-0 öne geçti. Tabii 3-2 Kasımpaşa kaybetti. Kasımpaşa gibi takımlara karşı oyun direncinizi hiç düşürmeyeceksin. Düşürdüğünüz an hiç... Valla ben Kemal Özdeş Hoca'yı kutluyorum. Evet. Gerçekten de hatırlayın geçen sezon içerisinde çok başarısız diye gönderdiler. Ve ardından tekrar getirdiler ve takım evet. çok kötü bölgede Kasımpaşa'ya kurtarıldı. Kasımpaşa'ya uyan bir adam evet. yani. Şimdi siz Çaykur Rizespor'sunuz. Evet. Ligin ilk yeni takımısınız. Ve kendi sahanızda özellikle 55. dakikaya kadar, sizin söyle biraz önce, evet. 55. dakikaya kadar 2-0 öndesiniz. Maçta enteresan bir şey daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Müsabakayı değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan evet. da izledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın iki takım var biliyorsunuz. Çaykur Rize evet, ve Kasımpaşa. Ama Kasımpaşa'lı aynı evet, zamanda. İki takımın da bu yani, da tabii enteresan bir tesadüf. İki sevinci birlikte yaşayıp berabere bitmiş olsaydı iki sevinç birlikte yaşanacaktı evet. ama bir taraf üzüldü bir taraf. Ama sonuçta Çaykur Rize kendi sahasında oynuyor. Ve evet. çok iyi bir avantaj yakalamış. İlk maç 2-0'lık evet, skor. Evet 2-0'lık skor. Ve ardından 74'te, 81'de ve 90+2'de yediği goller. Baktığınız zaman müsabakanın özellikle 55'ten sonrasını mercek altına yatırdığınız zaman Çaykur Rizespor'un hata üzerine hata yaptığını görüyorsunuz. Evet.
Yani 60 dakikalık takım görüntüsü. Hani geçen sezonda hatırlarsanız evet. Hep onun üzerinde duruyorduk. 60 dakikalık takımlar var diyorduk. Evet. Aynı bu takımlardan bir tanesi de Çaykur Rizespor. Düştü. Yani bu kafa yapısıyla giderse Çaykur Rizespor çok büyük sıkıntı yaşar. Fenerbahçe Bursa maçı da enteresan bir müsabaka oldu. Ya, önemli Fenerbahçe vardı. İşte Bursa karşılaşması biraz önce söyledik. VAR sisteminin olup olmadığı tartışmalara neden oldu. Hatta bunun ardından Bursa Spor Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama var ki bu açıklamanın da biraz ben talihsiz açıklama olduğunu düşünüyorum. Bunun yeri ekranlar değildi. Kulüpler Birliği'nde konuşulabilirdi ve Kulüpler Birliği'nde de bir karar alınmış olabilirdi. VAR sistemindeki karar, yani VAR sisteminde almış olduğu karara herkes uymak zorunda mıdır? Belki son dakikada defansta Şikertel'in eline değip topun yönünün değiştiği bir pozisyon var. Evet. Top elemi el topa mı değdiği düşüncesinin hakim olduğu bir top. Penaltı da verilebilirdi, verilmeyebilirdi de. Hakem penaltıyı vermediği gibi offside. Daha öncesinde offside belirlendi. Fenerbahçe'ye verilen penaltıyla ilgili de evet. VAR sistemi. Ama şunu söyleyeceğim. Ben özellikle onu söylüyorum. VAR sistemine baktığınız zaman Mehmet Topal'ın düşürülmesi ceza sahası içerisinde. Belki ilk hamle ceza sahası dışında olabilir. Evet. Ama düşürülme ceza sahası içerisinde olduğu için. Yani VAR olmasına rağmen eleştiri yapılabiliyor. Elbette ki. Evet. Yani evet. Diyorum ya. Yorumu açık. 4-4'lük bir sistem her takımın kaderini tayin edebilecek bir sistem değil. Evet. Onu, çünkü altyapımız yok bu konuda. Yani bu tür tartışmalar da olacak doğal. Yani ama tartışmaları asgariye getirmek gerekiyor. Evet. Yani kalkıp da bir anda hemen kellesini kopartmak gibi tabii. Düşünce içerisine girmemesi evet. Lazım. Hatalar olabilecek tabii. Veya görünmeyen. Bunun yeri... Bir de yorum tabii ki. Evet, yorum. Bunun yeri orası değil. Bunun yeri Kulüpler Birliği'nde görüşülebilir. Futbol Federasyonu'nda görüşme yapılabilir. Ama bunu alenen ekranlara yansıtmak her iki takım açısından da büyük zararlara neden olabiliyor. Evet. Medipol Başakşehir tabii lige en hazır takımlardan biri. Eksiklerine rağmen işte Adebayor bile yedekler arasında, Emre yedekler arasında başladı. Ama Trabzon engelli 2-0 gibi net bir skorla geçtiler. Valla ben 38 yaşındaki Emre Belezoğlu'nu yürekten canı gönlünden kutluyorum. Evet. Kim ne derse desin. Adebayor yine aynı, o da 36 yaşında. Evet, kim ne derse desin. Sahaya çıktıkları zaman takımın oyununu değiştiriyorlar. Takımın kaderini değiştirebilecek yapıya sahipler. Şimdi Trabzonspor'a baktığınız zaman Ünal Karaman'la, yani şu anda yapılan açıklamayı da, sezon öncesinde yapılan açıklamayı da bakın. Trabzonspor'un şu andaki konumu gelecek sezona yatırım. Evet. Ama gelecek sezona yatırım yapılırken de şunu düşünebilmek gerekiyor. Kadrodaki futbolcuların halen rehavetten kurtulamadığı gözüküyor. Evet. Oyun anlamında bir uyumsuzluk var. Ya şimdi bir de şu var Kemal abi. Yani Trabzonspor, Sivasspor maçına geldiğimde bazı şeyler daha söyleyeceğim. Maçı izledim. Şimdi gelecek senenin yatırımı dediğimiz zaman bu olmaz. Yani şimdi Trabzonspor transfer yapıyor işte. İran'da stoper aldı. Yazdığım notlarımda var. İsrail takımında oynayan oyuncu forvet Anthony, Nijeryalı Anthony Neveka diye bir oyuncu. Bunu alıyor. Yani böyle bir yatırım olmaz. Yani genç peki, oyuncular olur. Belli çok, oyuncular tutar. Yani bu müsabakada benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Acaba sakat mı diye düşündüm. Ama sakat değilmiş. Olcay Şahan 81. dakikada oyuna evet, dahil edilmiş. Yani Olcay Şahan da başlamadı. Diğer oyuncularla başladı. Neden? Çünkü çok atak bir futbol oynayan bir futbolcu. Yani ama öyle değerlendirmiş olabilir. Bu arada Da Costa da gol attı. Aa, harika. Kafa golü. Çok güzel goldü. Kutlayalım buradan. O mesela özellikle Adabayar'ın 90+1'de attığı gol de çok enteresan. Evet, çok güzel goldü. Yani Sivasspor Trabzon maçına gelince Trabzon'la ilgili söyleyeceklerim var. Evet, onları o zaman söyleyeyim. Çok enteresan şunu. Şu anda ligin en hazır takımı Medipol Başakşehir. Evet. Bu bir gerçek. Atışer Konya Büyükşehir Belediye Erzurum'u konuk etti. 2-0 öne geçti. Erzurum Ligi yeni başladı. Hazır görüntü çizmedi. Konya için kolay bir maç pozisyonu oldu derken maç 2-2 oldu bir anda. Bu maçı da izledim tabii parça parça. Ama son bölümde Konyaspor takımı 3 puan almasını bildi. Zor da olsa Rıza Hoca'nın ekibi. Ama bayağı da zorlandı. Şimdi bakın kendi sahanızda oynuyorsunuz. 22. dakikada ve 30. dakikada goller evet, atıyorsunuz. Evet. 39'da gol yiyorsunuz. 71'de gol yiyorsunuz. 71'de yanılmıyorsam Lokman'la attığı gol. 2-2. Evet. Bir anda ama hep duran toplardan gelen gol. Evet. Şimdi buradaki olay şu. Madalyonun iki tarafına da bakmak lazım. Birinci tarafında Süper Lig'i çok iyi bilen bir ekip Konyaspor. Diğer tarafta Süper Lig'in yeni takımı
Büyükşehir Erzurumspor. Evet. Eğer Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu ligde geçen sezonda oynamış olsaydı bu müsabakayı kendi lehine çevirmeyi çok iyi bilirdi. Evet. 2-2'den sonra veya 2-1'den sonra dikkat edin Büyükşehir Belediyespor atak yaparken çok büyük hatalar da yapmaya başladı. Bu nedenle de hataları iyi analiz edip bertaraf etmeyi çok iyi bilen bir Konya vardı. Zor da olsa kendisi aslında 3 puanla tanışmış oldu. Evet. Beşiktaş-Akhisar karşılaşması ilk yarıda Beşiktaş olağanüstü iyi oynadı. Müsabaka izlediğimizde daha farklı bir skor da çıkarabilirdi ama 2-0'ı yakaladı. Ama ikinci yarıda Akhisar tabii ki bu pozisyonlarda özellikle Necip'in önemli hatasında Solezno golü attı. Bu golden sonra Beşiktaş tabii sıkıntılı anlar yaşadı. Ama skor değişmedi. 2-1 kazandı Beşiktaş'ta. İlk haftayı galibiyetle kapattı. Müsabakanın ilk dakikası Beşiktaş'ın ikinci yarısı. Yarısı Beşiktaş'ın ikinci yarısı Akhisar hiç kuşkusuz. Evet. Akhisar'ın müsabakasıydı. Akhisar bu müsabakayı alabilirdi de. Evet. Çünkü son dakikalardaki hamleler çok iyiydi ama son vuruşlardaki etkisizlik yenilmelerine şey oldu. Beşiktaş zor da olsa 3 puanla tanıştı. Evet, Göztepe Yeni Malatya Spor, Evkur Yeni Malatya Spor maçı da enteresan oldu. Bu müsabakada tabii bir gol var. Mina'nın attığı gol, işte bar hakemleri gol mü değil mi derken duraksadılar. O arada VAR sisteminden gol olduğu açıklandı ve bu golden sonra tabii kırmızı kartlar 9 kişi uzun süre oynadı Göztepe takımı. Ama 1-1'e getirdi. Bir ara 9'u 11 oynarken olağanüstü baskı oluşturdu Göztepe takımı. Onu da söylemek lazım. Bu baskı yani akabinde golü getirdi. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Göztepe Yeni Malatya Spor müsabakası kaç kaç bitti? 3-1. 4 golü de Malatya attı. Evet. Göztepe'den atan olmadı. Atan olmadı, evet. Kendi kalesini attı çünkü biliyorsunuz Sadık Çiftpınar. Evet, ama Göztepe takımı da o bölümde bayağı zorladı, onu da söyleyeyim. Zorladı ama şu var. Yani ben Göztepe'nin geçen seneki formundan çok ben de uzak Göztepe, olduğunu. Evet, Tamer Hoca ile olan evet, Göztepe gibi yani değil. Bence evet. Göztepe bu sıkıntı yapısıyla yaşayabilir. Çok büyük sıkıntı yaşayabilir. Çünkü Bayram Hoca elbette ki yeni bir teknik direktör ve yeni takımıyla tanışıyor ama takım hazır halde değil. Takım özellikle de Evkur Malatyaspor karşısında çok kötü bir futbol sergiledi. Evet. Beklenmediği, vasatın altından daha kötü bir futbol sergiledi. Sonuçta da baktığınız zaman 3-1'lik bir skor çok kötü bir skor ama orada kutlanması gereken birisi var ise o da Göztepe taraftarı hiç kuşkusuz. Evet. Böylece bugün akşam oynanan karşılaşma 13. 14. dakikası Kayseri'de 0-0 devam ediyor son karşılaşma. Diğer oynanan 8 karşılaşmada 27 gol atıldı. 3 deplasman 5 ev sahibi takım haftayı galibiyette kapattı demiştik. Önümüzdeki haftanın maçlarına bakalım. Biz tabii cuma oynayacağız Trabzon'da. Trabzonspor'a karşı cuma 21.45'te bizim müsabakayı en son değerlendirelim. Bursaspor Kayserispor müsabakası var Cemal abi. Yani Bursaspor Kayserispor karşılaşmasında Bursaspor Fenerbahçe karşısında almış olduğu mağlubiyetin faturasını Kayserispor'a çıkartabilir. Evet. Bu nedenle de bu müsabaka kendi sahasında oynadığı için çok önemli bir müsabaka. Evet. Zaten bu müsabakayı da kendi sahasında kaybederse sıkıntılar yaşamış olurlar. O nedenle de bence o müsabakanın şeyde Kayserispor bugün alacağı sonuç çok önemli. O sonuca göre de baktığınız zaman puan veya puanlar diye ama beraberlik ön planda tutulan bir müsabaka olabilir. Evet, Antalyaspor Atiker Konya'yı ağırlayacak. Antalyaspor'un da bugün kitabı alacağı maçtaki skor ve evet, oyun sistemi de önemli. Onu da görmek lazım. Atiker Konya takımı da tabii geçen yıl sıkıntılı anlar yaşadı. Rıza Hoca ile bunu yaşamak istemiyorlar. Takıma transferler de yapıldı. Uğur Demirok orada tabii gol de attı. Önemli bir transfer. Bu müsabakada yine beraberlik kokan yani bir müsabaka. Yani şimdi Antalya'nın geçen seneki performansı çok iyi değildi. Yönetim evet, hattından zordu da kusuran takım arasındaydı. Atiker Konya Spor'a baktığınız zaman da işte biraz önce bahsettik. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çok zorlandı galibiyet elde ederken. Ama dediğim gibi yani şu andaki müsabakasını izleyemediğimiz için Antalya hakkında pek fazla yorum yapmayız. Sadece hazırlık müsabakaları ile ilgili bir yorum yapabilirim. İkisi de hazır takım değil. Biraz önce Bursa Kayseri karşılaşmasında dediğim gibi
ortak bir şey, beraberlikle sonuçlanacak bir şey olabilir görüntü. Evet, Yeni Malatya Spor, Evkur Yeni Malatya, Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kemal abi bu hafta. Yeni Malatya deplasmanda elde ettiği galibiyetle kendi karşısında rahat bir futbol sergileyecek. Fenerbahçe de kendi evinde almış olduğu galibiyet var. Ama şu bir gerçek ki, hani üç büyükler diye tabir ettiğimiz takımların sahaya çıkışları birlikte Anadolu takımların bir şeyi vardı biliyorsunuz, çekingenliği vardı. Evet. Eğer bu sahaya yansırsa Fenerbahçe Yeni Malatya Spor karşısında galibiyetle ayrılabilir ama bana göre oynadığı oyuna baktığınız zaman, Göztepe karşısında oynadığı oyuna baktığınız zaman Yeni Malatya Spor'u favori olarak görmek lazım. Evet. Erzurum Spor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Çok zorlu bir müsabaka. İkinci hafta Erzurum için tabii ki önemli. Neden? Deplasmanda mağlubiyet, içeride Beşiktaş'la başlamak bir dezavantaj Erzurum için. Evet. Onu da söyleyelim. Yani şu anda kağıt üzerinde baktığın zaman Beşiktaş favori. Evet. Ama Beşiktaş işte... Erzurum tabii bu iç sahada bir havaya girecek, taraftarıyla buluşacak bir heyecan. Ama kolay maç olmayacak. Kolay maç değil. Çok zorlu bir Beşiktaş müsabaka. Beşiktaş gol bulursa maçı döndürebilir ama golü yani gecikirse... Yani 3 sonuçlu maç müsabaka olabilir bu. Evet. Ama sonuçta güzel bir müsabaka. Akhisar Çaykur'u ayarlayacak. Akhisar Çaykur Rizespor engelini çok rahat geçer diye düşünüyorum ben. Evet. Çaykur Rize takımı sürpriz yapabilir mi? Bakalım. Aytemiz Alanya Ankara Gücü. Evet. Bu da çok önemli bir müsabaka. Alanya Spor bizden almış olduğu mağlubiyetle kendi sahasında Ankara Gücü'nü ağıracak. Ankara Gücü kendi sahasında mağlup olmuştu. Elbette ikinci haftada puanlarla tanışmak isteyecek. Ligin yeni takımı berabere bitebilir. Bitebilir. Belki sonuç berabere. Evet, Alanya takımı da fena değil. Yani kazanırsa da şaşırmayın. Galatasaray Göztepe. Kemal abi. Yani iki renktaşın müsabakası. Galatasaray Ankara deplasmanından almış olduğu puanla 3 puanla birlikte kendi sahasında taraftarıyla buluşacak. Göztepe'nin işi zor. Evet. Evet. Gerçekten zor. İki tane de kırmızı kartı var. Kasımpaşa Medipol Başakşehir. Bana göre bu haftanın en heyecanlı ve en zevkli müsabakalardan biri olması düşündüğüm müsabakalardan birisi bu. Kasımpaşa Medipol Başakşehir. Her iki takım da galibiyetle başladılar. İstanbul'da oynayacaklar. Yani bunun deplasman diye bir şeyi yok. Kendi şehir içerisinde oynayacaklar. Medipol Başakşehir'in geçen seneki başarısı ortada ama Kasımpaşa'nın da son hafta özellikle son haftalarda geçen sezon iyi bir sistemi var. Zorlanır mı? Zorlanmaz. Her iki takım açısından da çok rahat bir süreç olabilir ama bana göre beraberliği geçmeyecek. Kazanırsa da Kasımpaşa'nın kazanacağı bir müsabaka olabilir. Evet. Trabzonspor Demirgrup Sivasspor karşılaşması cuma akşam saat 21.45'te Trabzon'da. Trabzonspor'da özellikle bir liste var önünde. Kemal abi, Okay Yokuşlu, Bero, Endoy, Aytaş Kara, Uğur Demirok, Castillo, Jean Durica, Bahadır, Abdurrahman Dursun, Furkan Taş, Savaş Çakır, Yunus Emre Çakır, Muhammed Beşir, Melih Kabasakal, Yüksel Şişman ve Alihan Tunçer. Bunlar giden oyuncular Kemal abi. Geçen yıl kadrodan giden. Vahit Amiri, Hüseyin'i ve Zargo gelen oyuncular. Hı hı. Bugün akşam itibariyle tabii Morteza, İranlı stoper ve Anthony Nwankase, Nijeryalı forvet oyuncusu. Bunlar da anlaşılmak üzere olan oyuncular. Onu da belirteyim. Yani bazı sıkıntılar var. Sağ kanata kendi Trabzonlu olan oyuncuları Zeki Yavru'yla da anlaşmışlardı ama tribün tepkilerinden dolayı iptal etmek zorunda kaldılar. Trabzon'da böyle bir tepki oluştu. Neden oluştu bilemiyorum. Çünkü Zeki de 61 numaralı formayı taşıyan önemli oyunculardan biri. Yani kendi yöresinin oyuncusuna neden böyle bir şey yaptı bilemiyorum. Ve Trabzonspor'la ilgili bilgileri aktarayım. Kaptan Nur'dan sonra Olcay Şahan, Sosa, Burak ve Onazi de ücretinde indirime gitmeyi kabul etmiş abi. Bu bilgiyi aktaralım. Yani bu futbolcular fiyatlarda indirim. Kaptan oradan sonra Olcay Şahan, Sosa, Burak ve Onazi'de ücret indirmeye kabul etti. Bu sefer yeni sözleşme yapılacakmış bunlarla. Morteza, kabul etmişler mi indirimi? Kabul etmişler. Morteza, İranlı oyuncu ve menajeri bir kez daha Trabzon'a davet edilmiş. İranlı oyuncu Hüseyin ve Amir'de yapılan sözleşmede tamam gibi gözüküyor. Nijeryalı Adele Akinyemi önerildi diyor. 19 yaşındaki oyuncu tabii olup olmayacağı belli değil.
bu bilgileri aktardıktan sonra. Tabii Trabzonspor takımının Medipol Başakşehir maçındaki bir eksikliği vardı. Yani tempo eksikliği vardı. Bir de hava topu eksikliği vardı. Yani ben müsabaka 15. 20. dakikada gol olmadı. Notumu aldım. Yani köşe atışlarında iki tane gol yediler. Yani biri köşe atışından, bir tanesi de yine hava topu. Hava toplarının hiçbirini alamadı Trabzon takımı Kemal'a bu müsabakada. Yani Medipol Başakşehir oyuncular hepsine vurdu. Yani Trabzon'un hava toplarında bir zaafı gözüküyor. Yani bizim Trabzon karşılaşmasında bir kafa golü bulabiliriz, onu söyleyeyim. Yani bir kafa golü atarsa Kone veya farklı bir oyuncu, şaşırmayın, bu golü bekleyin. Kafa hava toplarında Trabzonspor'da bir sıkıntı var ve Trabzonspor'un temposunda da bir sıkıntı var. Yani bizim müsabaka tabii ki iç sahada oynayacaklar ilk müsabaka. Medipol Başakşehir yenilgisi de tabii normal bir yenilgi. Çünkü Medipol Başakşehir üst düzey bir takım, sıradan bir takım değil. Yani bu müsabakada yenildik, Trabzonspor kötü bir takım diye düşünmeyin. Trabzon takım bizim müsabakada tempo aynı şekilde oynarsa Başakşehir müsabakasında işimizin kolay olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un tempo yapmadan bu şekilde oynayarak maç kazanması biraz şansa bağlı. Tabii sıkıntıları var. Giden oyuncuların yerlerini doldurmak anlamında da sıkıntılar var. Yeni gelen oyuncuların sıkıntıları var. Ben Sivasspor olarak iyi bir sonuçla, en azından bir beraberlikle bu kez dönebileceğimizi düşünüyorum Trabzon'dan. Ya sürpriz bir sonuçta çıkabilir mi? Çıkabilir. Geçen yılda 2-0'lık galibiyetle gelmiştik. Neler söyleyeceksin Kemal abi? Ben şöyle söyleyeyim. Özellikle Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor'u izledim. Evet. Bana göre eski performansından çok uzak. Evet. Takım oyunu sahaya yansıtmadan yoksun. Özellikle de işte Yusuf Yazıcı gibi çok önemli bir silahını yanlış bölgede, evet, oynatılmasını getirmiş olduğu sıkıntıyla birlikte Medipol Başakşehir karşısında çok başarılı olamayan bir görüntüsü vardı. Zaman zaman atak futbol sergilediler. 3-4 tane pozisyonları var. Ama baktığınız zaman ileri uçla orta saha arasındaki uyumsuzluk gözden kaçmıyor. Şimdi kale emin ellerde değil, hiç kuşkusuz. Defans çok büyük hata yapıyor. Bunu çok iyi analiz edip de pozisyonlarda, son vuruşlarda etkili olan bir Sivasspor olursa biz rahat bir galibiyetle döneriz Trabzon'dan. Hiç kuşkusuz, kesinlikle. Sonuçta şimdi biraz önce saydığınız futbolcular, en az 11-12 tane futbolcu saydınız, giden futbolcu. Evet. Gelen futbolcuya baktığınız zaman da çok etkili bir silah gözükmüyor. Evet. Şimdi Burak sakat, geçmiş olduğu ameliyatla birlikte. Ama işte, antrenmanda düz koşu yapmış Burak. Önemli. Düz koşu yapması, evet, önemli yani değil. Yani o riske atmazlar. Tahmin ettiğim kadarıyla o riske atmazlar ama sonuçta olsa dahi, işte biraz önce de söyledim, Olcay Şahan'ın bile 82. dakikada oyuna dahil edilmesi bir sıkıntının göstergesidir. İşte biraz önce bahsetmiş olduğunuz transferlerdeki, bedel ücretlerdeki indirim de bu gündeme gelmiş olabilir. Ama Trabzonspor çok rahat bir futbol sergileyen kulüp görüntüsünden uzakta. Evet. Bu da elbette ki bizim işimize gelir. Yansıması bizim için çok önemli. Biz sahada özellikle 58 dakikalık futbol içerisinde 33 dakikayı kendi alanımızda oynamanın bir avantajını Trabzon'da yaşayıp gösterebilirsek, biz Trabzonspor'u kendi evinde puan veya en kötü ihtimalle beraberlikle şehre döneriz diye düşünüyorum. Evet. Bu bir. İkincisi de yani Trabzon'da yani beklenen şey şu, hani bir yerde başarı istenmiyor deniyor ama evet, Trabzon seyircisi bundan uzakta. Bir de yani takım kadrosuna baktığımızda yani bir geçen yıldan olmayan bir oyuncu var sadece, yanılmıyorsam. O da bakıyorum. Evet, Trabzonspor'da bir oyuncu var. Abdülkadir değil mi? Abdülkadir var, yok. Zargo. Hayır, iki tane Abdülkadir var şu anda orada. O da kendi oyuncuları. Zargo var. Zargo 15 numarayla oynayan oyuncu. Onun haricinde Recep Kıvrak, Rodeaga, Sosa, Onazi, Mustafa Akbaş, Kuşka, Silva, Abdülkadir Ömür, İbanez, Yusuf Yazıcı. Bunlar geçen yıldan oynayan oyuncular. Yedeklerde de tabii ki baktığımızda Hüseyin'in yedekler arasındaydı yeni alınan oyuncu. Diğer oyuncular da yerli oyuncular. Onu da belirtelim. Ünal Karaman'ın ekibi. Ya ben elbette ki gelecek haftalar içerisinde Trabzonspor çok etkili olabilir, çok başarılı da olabilir. O tartışılmaz ama
şu an itibariyle baktığımız zaman Trabzonspor lige hazır bir takım değil. Evet. Görüntü bunu yansıyor. Biz bunu dezavantaja avantaja çevirmemiz gerekiyor. Bana göre de Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna scout ekibinin vermiş olduğu rapor dosyası özellikle bu müsabaka izlendi. Hangi bölgelerde etkili, hangi bölgelerde hata yapan bir Trabzon var? Bunu elbette ki bir süzgeçten geçirecek, bir mercekle altına alıp da bakacak ve buna göre de futbolcu hazırlayacaktır. Ben Cuma günü oynanacak olan müsabakada gülen tarafın Sivasspor olacağını canı gönülden inanıyorum. Evet, inşallah diyoruz. Tabii Tamer Hoca da izlemiştir. Trabzonspor'la ilgili zafiyatları da görmüştürüz. Onlar da tabii bizi izleyecek sonuçta. Burada her iki teknik adam da kazanmak adına gerekli çalışmaları yapacak. Cuma akşamı saat 21.45'te Trabzon'da bu karşılaşma. İnşallah tabii sıkıntısız bir karşılaşma olur. Sivasspor adına belki rakım düşüklüğü ve nem etki edebilir takımımıza. Onu belirtelim. Tabii müsabakanın geç saatte olması bu noktada Sivasspor'un da işini biraz kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Ama tabii hava toplarından özellikle kafa golünden Sivasspor'un gol bulabileceğini şahsen bekliyorum ben. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii Sivasspor'da kadro değişikliği olur mu? Tabii bu hafta transfer olabilir. Sağ kanata bir oyuncu kazandırılabilir. Mert Hakan'ın durumunu da bilemiyoruz. Nasıl bir durum olabilir? Erdoğan oynayabilir, onu söyleyeyim. Yeni transfer olmazsa. Tabii yeni stoperimiz bu müsabakada şans bulabilir mi, değiştirir mi hocam orayı, yoksa devam eder mi, onu da Tamer Hoca bilecek tabii. Onun son nihai kararları doğrultusunda. Ama iyi bir sonuçla güzel bir futbola döneceğimizi ümit ediyorum. Var mı Kemal abi ilave edeceğimiz? Yani özellikle baktığınız zaman ligin ikinci haftası. Elbette ki ilk haftada kazanılan bir 3 puan var. 3 evet. Puanın vermiş olduğu rahatlıkla birlikte Trabzon deplasmanına gidecek olan Demir Grup Sivasspor var. Ben iyi bir kadroyla, çünkü kadromuz çok güçlü bir kadro, ben Trabzon engelini çok rahat geçeceğimiz düşüncesindeyim. Evet, tabii bu müsabakada alacağımız puan ya da puanlar önemli. Neden? Bu galibiyeti perçinlemek adına ve Kasımpaşa karşılaşması öncesinde moral motivasyon anlamında da çok çok önem arz ediyor. İnşallah güzel bir oyun ve güzel bir skorla da döneriz. Şimdiden başarılar diliyoruz Sivasspor'umuza. Kayseri Spor'un da 1-0 öne geçtiğini belirtelim. Antalya Spor karşılaşmasının ilk yarısı oynanıyor şu sıralarda. İlk yarım saatlik dilim neredeyse bitti. 23. dakikada Kayseri Spor öne geçti. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sizlere veda ediyoruz ama Ton Şarkışı Belediyespor'da Bal Ligi'nde biliyorsunuz ilimizi temsil edecek. Onunla ilgili görüntülerimiz var. İsmet kardeşim hazırladı. İsterseniz sizi bu görüntülere baş başa bırakalım. Kemal abi veda tamam. Edelim. Sizin var mı ilave edeceğiniz? Yok. Özellikle yeni sezonun tüm takımlar açısından başarılı, sağlıklı, kazasız, belasız, sakatsız bir sezon olmasını diliyorum. Sadece söyleyeceğim şu ki ilk yayınımız başladığı anda da söylemiştim. Biz Sivasspor gibi çok önemli bir kulübün temsil edildiği bir ligde, şehirdeyiz. Bu nedenle de Sivasspor'un etrafında buluşmalıyız. Gerekli desteği vermemiz. Sadece Sivasspor'un müsabakanı Sayın Valimi ve eşinin ve çocuğunun o görüntüsü çok önemli bir görüntü. Gerçekten o görüntünün bir mesaj olarak alınması gerekiyor. Tüm Sivaslıyım diyen herkesin de aynı görüntüler etrafında buluşması ve bayrağıyla, formasıyla, flamasıyla birlikte Dörtel Stadyumu'nda yer alması gerekiyor. Stadyumun boş olması Sivasspor'un başarısının artmasına değil azalmasına neden oluyor. Sivasspor sevgisi her şeyden üstün ise bu sevginin etrafında buluşalım diyorum ben. Evet Kemal abiye teşekkür ediyorum. Sezonun ilk programında birlikte olmaya çalıştık. 2018 sezonu tabii. Önümüzde çok kısa bir süre sonra, önümüzdeki hafta pazartesi günü, Arife günü biliyorsunuz. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Arife günü tekrar birlikte olacağız önümüzdeki hafta. Güzel bir haftaya gidiyoruz. İnşallah güzellikler hep sizlerle olur, bizlerle olur. Sağlıklı, sıhhatli, güzel günler temenni ediyorum sizlere. Hayırlı günler, hayırlı işler temenni ediyorum tüm izleyicilerimize. Sivas'tan, Türkiye'den, Avrupa'dan, Asya'dan, farklı yörelerden bizleri izleyen, mesaj atan, atamayan tüm dostlara selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii hafta boyunca da bu mesajlarınızı atabilirsiniz. Sporla ilgili mesajlarınızı arkadaşlarımız bizlere iletiyor. WhatsApp hattımızdan onu da belirtmiş olalım. Merak ettiğiniz konuları cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii Şarkışla Belediyespor'la ilgili kısa bir görüntümüz var. Bu görüntülerle sizi baş başa bırakıyor ve veda ediyoruz. Hoşçakalın.
2018-2019 sezonun hazırlıklarına geçen hafta itibariyle başladık. Sivas'ta şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Nasip olursa hafta sonuna kadar burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü de Şarkışla'da bir birinci etap kamp çalışmamız var bir hafta. Bütün gayemiz, amacımız belediye başkanımıza, yönetim kurulumuza ve Şarkışla ilçesine layık bir takım. Onları en güzel şekilde geçen yılki kaldığı yerden temsil edebilecek veya daha üzerine koyarak temsil edebilecek bir takım yaratabilmek. Tabii bunun ekonomik zorlukları da var. Bu zorluklar içerisinde iyi bir takım yaratmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz şu anda. Arkadaşlarım da özverili bir şekilde çalışıyorlar. Başarılı bir sezon geçirdi geçen sene takımımız. Oyuncularımıza da bayağı bir rağbet oldu. Ayrılmak isteyen arkadaşlarımız oldu. Haliyle takımımız içerisinde bir sirkülasyon yaşandı. Ama bir iskelet kadromuz duruyor. Özellikle kaptanlarımız duruyor. Devam eden arkadaşlarımız var ve yeni katılan genç arkadaşlarımız var. Sivas'tan işte dışarıdan da bir tane oyuncumuz var. Genel anlamda takımımızın yoğunluğu Sivaslı oyunculardan oluştu. Şu an bir kaleci, bir tane de stoper alarak herhalde tamamlayacağız bu seneki hazırlıklarımızı. İnşallah bakalım, hayırlısı diyelim. Başta Şarkışla Belediye Başkanımız Ahmet Turgay Oğuz, Ahmet Hocam siz olmak üzere, Hayri Başkanım olmak üzere ve bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya devam ediyor. Neler söylersin? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bölgesel ligde oynamanın zorlukları var. İşte biz geçen sene Karadeniz bölgesinde oynadık. İşte bir Göreli'ye gidiyoruz, 8-9 saat sürüyor. Ordu'ya gidiyoruz, 7-8 saat sürüyor. Giresun, Samsun, hepsi bize uzak yerler. Öyle olunca küçük otobüste seyahatler biraz sıkıntı yaşıyor futbolcular. Yorucu oluyor, işin özeti bu. Burada tabii ki yönetim kurulundan hariç Şarkışla'nın önde gelen insanların, iş adamlarının, Şarkışla'ya mal olmuş kişilerin taşın altına elini sokması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah işte özellikle Şarkışla'nın yurt dışında çalışan büyük bir kesim var. Bunların şu yaz sezonunda Şarkışla'da olduğunu düşünürsek en azından Şarkışla Belediyespor'a maddi anlamda katkı sunarlarsa hem biz futbolcuları hem yönetim kurulunu biraz daha rahatlatmış olacaklar. Teşekkür ederiz. Hem bizlere hem takım arkadaşlarımıza hem Şarkışla halkına hem Sivas'ımıza tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bu sene tek takımız Sivas'ı temsil eden. Geçen sene 2'ydi, ondan önceki sene 3'tü. Bu sene artık Sivas'ın hakkı 1. Biz de Sivas'ı en iyi şekilde temsil etmeye, Şarkışla'yı en iyi şekilde temsil etmeye gayret göstereceğiz. Geçen sene açıkçası ilk senemizde başarılı, iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bunun üstüne koyarak bu sene daha iyi futbol, daha iyi sonuçlar, sıralama olarak da daha da üste inşallah bitiririz diye temenni ediyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Çok genç, iyi de bir takımımız var. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da oldu ama gerekli şekilde iyi de takviyeler de yapıldı. İyi bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyoruz şu anda. Çalışmalarımız da iyi gidiyor çok şükür. Ahat Hoca'yla tekrar devam ediyoruz. Evet. Güzel bir hocamız var, başarılı bir hocamız var Şarkışla'yı. Güzel yerlere getirdi, getirmeye de devam edecek inşallah yeni sezonda da. İnşallah. Güzel bir kadroyla tekrar sahalarda olacaksınız. Ahat Hoca'mız Sivas'ın en önemli hocalarından, en önemli değerlerinden birisi. Yıllardır kendisini tanıyoruz. Hocamla da çok şükür ondan önceki sene Demirspor, geçen sene Şarkışla. Bu sene de inşallah 3. senemiz beraber hocamla. Gerçekten değerli bir hocamız. Her çalıştırdığı takımda da başarılı sonuçlara imza attı. Bu sene de inşallah yine hocamızla beraber, yardımcı hocalarımızla beraber iyi bir sonuçlar alacağız. Tekrar söylediğim gibi iyi bir şekilde ilçemizi, şehrimizi temsil etmek istiyoruz. Tabii kaptanlık olmak kolay değil. Dümen sizde derler ya, şu an arkamıza baktığımızda buradaki oyuncularımız sizlere emanet oluyor. Güzel bir inşallah sezon sizleri bekliyor diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İnşallah abim. Bizim için de yeni sezon inşallah hayırlı uğurlu olur. Sakatlıksız, kazasız, belasız, alnımızın akıyla Şarkışla Spor'u hak ettiği yerlere çıkartabiliriz. Tek temennimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Memleketimin takımında oynamak güzel bir şey. Şarkışlalıyım ben de zaten. Doğma büyüme Kayseri'liyim ama memleketim Şarkışla. İnşallah en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Ahat Hocam'la zaten 2 sene önce beraberdik. Ahat Hocam'ın istekleriyle bu sene burayla anlaştım.
Hayırlısı olsun, Allah utandırmasın diyorum. Kazası belası bir sezon geçer inşallah. 2 yıllık bir sezon mu? 1 yıllık, seneye işte hocalarıma bağlı, yöneticilerime bağlı inşallah, bakalım kısmet. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada SRT ailesine ve özellikle İsmet Bey size çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7-8 gündür çalışıyoruz. En azından bizleri düşünen, bizleri hatırlayan bir televizyonumuzun olması da bizler için sevindirici. Tekrar SRT ailesine ve size teşekkür ediyorum. Biz de size ve ekibinize, futbolcularınıza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir dönem diyoruz efendim. We'll be right back.